Efendim iyi akşamlar diliyorum hepinize. Haftanın ortasındayız, çarşamba gününde. Daha sonra alacaktım ama biliyorsunuz benim çok iyi bir dostum, arkadaşım, kardeşim, bir miktar öğrencim, bir miktar hocam da sayılabilir. Daha sonraki hafta gelecekti ama bu akşamki konuğumuz dün sürpriz bir şekilde erteleyince iptal etmedi, erteledi. İkinci erteleyişi. Hemen telefon açtım. Allah'tan böyle dostlarım var. İnsanı hemen kurtarıveriyorlar. Kalktı geldi çünkü kafamda bir soru var. Özellikle onu sormak istiyorum. Sonra da bakalım neler konuşacağız. Efendim önce Adanalı'da Fiko, daha sonra da Kertenkele dizisinde izliyoruz. Çok yetenekli. Ben hakikaten yeteneğini çok seviyorum. Aynı ustanın da tezgahından geçmişiz. Tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Bir yerlere gitmez de öyle çayınızı kahvenizi koyar ya da ayranınız olur artık bilemem. Ayaklarınızı uzatır. Bizimle kalırsanız evinize bu akşam misafir geleceğiz. Hep beraber sohbet edeceğiz. Siz de bizi arayabilirsiniz 0212 289 10 80'den. Efendim konuğum Umut Oğuz. Umut'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Birinin alternatif olduğunu bilseydim burada olmazdım. Şu an onu söyleyeyim başta. Yok alternatif değil. Açık açık söyledim. Ben de hiçbir şey gizli değil biliyorsun. Bırak. Nasıl olsa. Telefonda söylemedi bunu bana. Ben şu anda gerçekten kapris ego yıkarım. Yok. Kim ekti abi sorun değil. Ama ben, nasıl olsa ben yine gelirim gelecektin yani. Biliyorsun. Böyle durumlarda ben de arkadaşlarıma, programcıları anladığım için olmuştur benim de hayatımda. Ama zaten önümüzdeki haftaya yazmıştım seni. Bu haftaya aldım. Bence daha iyi oldu. Bizim dizi daha da yoğunlaştı şimdi çekimler falan. Önümüzdeki hafta çok daha yoğun olacaktı. Evet. Bu akşam bir Aydal Kıran benim yönetmen arkadaşımın galası var şu anda. Ya bu ne gala şeyidir kardeşim? Bu ara filmlerin haftada girdiği. Haftada 7 tane falan gala oluyor. Evet. Aynı gün 4 gala. Ya bu gala fetişizmini ben anlamıyorum. İnanılmaz. Ne oluyor? Gala olunca ne oluyor? Yani bir film sanki şey mi oluyor? Alıyor başını üf gişede uçuyor mu? Ne oluyor ya? Ya az önce gördüklerimi söyleyeyim. Ben hani filmden daha başka filmler var orada. Hani kendini ben mesela 3 tane film teklifi aldım. Yani 5 kişi gördüm 3 film teklif etti falan. Hani orada insanların sektörden insanların bir araya gelme durumu var ama sektörden olmayan insanların durumu. Bir abla gördüm mesela böyle bir dövme yaptırmış. Onlar sektöre girmeye çalışıyor. Çalışanlar herhalde. Hani onlar için de bir hani PR durumu şey olabilir. Şey diye düşünüyorlar herhalde. Burada beni bir fark ederlerse ahan da yırttım. Aynen. Ama erkekler de var öyle. Saçlarını böyle buradan jölelerle yapıştırıp böyle şeylerle, köpüklerle, fönler falan acayip bir saçla gelip tuhaf kıyafetlerinin altına basketbol ayakkabısı giyip falan böyle. Ben gitmiyorum galalara. Abi ben de gitmiyorum da şimdi bir ay evlendi geçenlerde ve bana kızı istemeye gittikleri gün itibariyle istiyorum ve seni düğünümde çok istiyorum dedi. Sevdiğim de bir yönetmen arkadaşım. Bizim bana bir soygun yazı çeken, Kanıt dizisini bilen işte seyircilerimiz vardır. Onu çeken yönetmenimiz. Ya söz verdim ve not aldım. Yani bugün kesin gideceğim diye. Tabii sen arayınca dedim, bir plan yaptım. Ben dün gece uyumadan geçirdim. Sabah sete gittim. Öğlen geldim. Yatakta ölmüşüm. Bir saat böyle uyudum. Kalktım. Günü şekillendirdim. Dedim en kötü galaya gideyim. Şimdi filmi izleyemedim. Onlar filme girdiler. Ben buraya geldim. Hani seni de kırmadım. Orayı da kırmadım. O gala ortamına hani en azından destek vermiş olayım. Bir görünmüş olayım. Fikir beyan edeyim falan diye gittim. Evet. Umut'la aramızda şöyle bir fark var. Ben inanılmaz tembel, aşırı doğaçlama yaşayan... Yani hani benden bir şey ister, dur bakalım ben bir toparlayayım, bakarız falan. O tamamen programlı, notlar tutarak çalışan, inanılmaz çalışkan. Yani hani önümüzdeki ay, yani bundan tam 30 gün sonra çıkacağız ve bir yerde 10 dakika bir konuşma yapacağız. Deyin ona, o bugün akşam itibariyle oturur çalışmaya başlar. Notlarını tutar. Ben de o sahneye çıkmadan 10 dakika önce şöyle bir kafamdan geçirip ne diyeceğim diye aramızda böyle bir fark var. Ve biz Umut'la tanışmadan önce bizim ustamız izliyorsa eğer selamlar olsun. Sevgili Ahmet Gülhan beni o kadar çok anlatmış ki biz ilk karşılaştığımızda ben seni tanıyorum dedi zaten bana. Evet. Çünkü sürekli beni anlatmış, örnek göstermiş beni ama kötü örnek olarak göstermiş. Evet. Sakın Cem gibi olma diye. Ya ben şimdi mevzu zaten orada bitiyor usta. Hani
usta diye nitelendirdiğin ve gönlünde bir yere koyduğun insanların her söylediğini doğru kabul etmek de doğru değil. Tabii. Yani onları önce bir kafanda işleyeceksin. Kendi tecrübelerinle, kendi malzemenle. Tabii ki onun doğrularından kendine bir yol çizeceksin ama her dediğine eyvallah dediğin zaman onun bir prototipi oluyorsun. Karbon kağıdıyla alta geçen bir şey oluyorsun. Müfettesi oluyorsun. Gösterdiği yoldan çıkmazsak ilerleme olmaz. Birbirinin aynen. tekrarı olur. Aynen aynen. Hep ustanın evet. dediğini yaparsan arada yaramazlık yapacaksın. Haylaz adam. Kızdıracak. Ya bak söylesin. Usta izliyorum bilmiyorum. Ya bunu anlattım sette anlatabilirim. Dizinin şimdi biz birinci bölümü çektik, ikinci bölümü çektik falan. İşte bir yayına girmesini bekliyoruz. Ya bu anlatılır bilmiyorum. Anlatayım mı? Ahmet Gülhan'a. Şimdi bana soruyorlar nasıl dizi? Ya ben merci değilim. Hani bu konuda en yetkili merci seyirci. Kapıcıma soruyorum Uğur'a mesela. Uğur her şeyi bilir zaten. Hani sen de tanıyorsun. Abi dedi bu dizi tutar. Anneme sordum tutar. Birkaç kişi daha tutar. Tamam eyvallah. Beşinci olduk ilk bölüm. Ahmet Gülhan aradı. Beni bu kadar kötü bir dizi görmedim. O başrol nasıl, oraji nasıl, bilmem ne, böyle senaryo mu olur falan filan. Yürüdü kapattı. Ben dinledim eyvallah dedim. Usta kapattım. Sete geldim. Timur'a da söyledim. Yönetmene de söyledim. Arkadaşlar dedim çok şükür. Allah'a binlerce şükür dedim. Usta beğenmedi. Bu dizi kesin tutar tutacak. Dedim. Bu dizi tuttu. Çünkü Ahmet Gülhan'ın tabii bir de çıtası çok yüksek. Çok yüksek. Bu, çok ne yazık ki bu ülkede çok yüksek çıtası olan insanların beğendiği işler tutmuyor. Evet, evet. Bu da doğaldır. Çünkü başka kriterleri var Ahmet abinin. Başka şeylere dikkat ediyor. Çünkü bizler bir de meslek erbabı olarak hani normal sıralama, ortalama seyircinin, sıradan seyircinin dikkat etmediği şeylere dikkat ediyoruz. Ortalama seyircinin ışık çok fazla umurunda olmayabilir. Oyunculuğun ne kadar derin, ne kadar iyi, ne kadar ikna tamam mı, hoşuna gitti miydi? Tamamdır. Yani bana göre de bir sürü hani oyunculukla uzak yakın ilişkisi olmayan insanları bu ülkede hatta gazeteciler bile övüp başımıza çıkartıyorlar. Bana göre de yani işte ortalama, vasat oyuncular onlar. Hemen herkese biz bir de payileri çok çabuk dağıtıyoruz. Dahi komedyen, çok zeki şovmen. Bana bile diyorlar yani abi usta komedyen ne kadar zekisin ya değilim kardeşim ben olması gerektiği kadarım yani niye daha kendi fazla kendi mevzumuzda en azından kendi zekiyiz hani mevzumuzda bir de yani mesleğin alışkanlığı diye bir şey var işte olağanüstü bir oyunculuk çıkardı nereye bakıyorsun o olağanüstü oyunculuk çıkardıysa Sean Penn'e ne diyeceğiz o zaman yani hani Sean Penn'in performansına başka bir şey demek gerekiyor anlatabiliyor muyum bu büyük payları o kadar çok dağıtıyoruz ki şeyde de öyle değil mi ya orduda bile abi dünyada en çok orgenerali olan ordu biziz yani. Hani Amerika'ya baktığın zaman 5 tane 6 tane başka var. Başka bir yerde duydun mu mesela bir aynı kategoride bir ödülü 2 kişiye vermek mesela bizde var. Evet. Ya ödülü işte ya kırılmasın darmadın karar mı verebilir? Yok öyle bir şey ya. Anlamıyorum abi yani. Adamların hani 5'e böldüğü kadrajda hani Oscar'da o 5'e böldüğü ekrandaki isimler ya yani her biri bilmem kaç yüz milyon dolar. 5'e bölmen lazım Oscar'ı her ya sene. Evet yani hepsi değer ve 4 tane özülen surat görüyorsun. Zaten 5 harf olduğu için O'yu sana, S'yi sana, C'yi sana, A'yı yani sana, R'yi sana. Kaç kişi varsa orada 4 kişi mi 5 kişi mi neyse 5 kişi var. 4 tane özülen surat görüyorsun. Bilmem kaç yüz milyon dolar, bilmem kaç yıllık tecrübe görüyorsun yani. Bu birazcık bu konularda biz öyle körler sağırlarız yani. Biz net de değiliz. İlle bir böyle bir ikiye bölelim. Bir de hani genellikle oyuncularda bölüyorlar bunu. Yönetmende çok fazla bölmüyorlar da sinema ödüllerini. Gerçi ben ödüllere hayatım boyunca da çok paye vermedim. Ben geçen gün ödül aldım. Çok güzel bir şeymiş usta ya. Yok ben, ya. Bir Okyanus Koleji sağ olsun abi davet ettiler falan. Ben de bilmiyorum hani geçen hayrına bir maç yapmıştık da futbol oynuyor biliyorsun. Kemik iliği vakfı var onların yararına. Formalar 1,5, 2,5, 3,5 falan. Bunu niye dedim böyle falan gülerek söyledim. O yaşta kaybettiğimiz çocukların dedi. Ha. İsimleri ve yaşları falan. O zaman anladım mevzunun derinliğini. Ve ben onlara öyle bir iyilik yaptığım için davet etmişler beni. Bilmiyordum. Hakikaten de Okyanus Koleji'nde oylama sonucunda hem dizimizi en iyi dizi seçmişler. Hem de bana ilk defa en iyi erkek oyuncu ödülü aldım falan. Ben hani normal yine gittim. Abi internete bir koyduk. Millet meğer ne kadar şeymiş ya. Bayağı önemli bir şeymiş ödül alma. Ben bu kadarını bilmiyordum yani. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 72 tane
en son yani saydığımda İyi oldu. Akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Bundan hoşçakalın. Ben daha fazla bu kadar 72'ye 1 be usta ayıptır bundan ya. Bundan 13-14 sene önce 72 taneydi. İşte bir 3-5 tane daha eklendi. Toplam 75 desen. 75 ödülün içinde bir tane oyunculuk ödülüm var. O da çok değer verdiğim için, şahsına çok değer verdiğim için Sadri Alışık ödülü. Onun dışında televizyondan almışım 74 tane ödülü. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? 4'ü 5'i duruyor evde. Gerisi nerede bilmiyorsun. Bir yerde kim bilir nerede. Hani çok güzel teveccüh ediyorlar, ödül veriyorlar da ben işi ödül almak için yapmadığımdan çok umursamıyorum. Yani mesela ben şimdi bir tane ödül versinler programa. Buradan anons edeyim. Öyle bir de bir üç kağıt vardır. Dizerler bir. Efendim gittik bilmem ne üniversitesi, iletişim fakültesi bize ödül verdi. En iyi spor programı seçti bizi diye. Sen buradan anons edince adı anons edilsin diye herkes ödül vermeye başlıyor. O kadar kolay ki bu iş. Evet, evet doğru. Anlatabiliyor muyum? Aynen. O yüzden ben de anons edeceğim. Ödül verin bize. Buraya dizeceğim böyle ödülleri. Anons edeceğim. bazıları plaketi ödül zannediyor. Ben o plaket mevzusundan hiç haz etmiyorum ya. Şimdi maç yapıyoruz ya abi. Gidip bir yerde şampiyon oluruz ya da ya şampiyon olmana gerek yok. Bir yere davet ediyorlar, maç yapıyoruz falan. Abi hiç adamlar erinmemişler. 50 tane plaket ve o tören yapılıyor. Bütün futbolculara veriyor. Maça çıkacağız. Biz orada donmuşuz. Mesela kış günü falan. Ya öneriyorum hani rica ediyorum. Mesela bu plaket kaç para bilmiyorum maliyet. Ya iki tane ağaç dikin mesela ya. Yani ağacımız olsun bir yerde, dikili ağacımız olsun. Hani daha somut şeyler yapalım geleceğe. O plaketlere verilen paralar çöp oluyor. Ben evde nerede bilmiyorum plaketler, birilerine veriyorum yani. Ya çok da şey değil. Bir de bu altın bilmem ne ya ödülün adı. Ya bari gerçekten altın yapın. Değil mi? Yani zor durumda kalırsa satsın. Satsın adam ya. Gerçekten... Oscar öyle biliyorsun değil mi? Tabii. Satan olmuş geçmişte. Tabii. Sıkışıp hani da. Hani gerçekten altın yapın abi. Altın değil. Niye adı altın? Ki öyle bir ekonomik hacmi de var onun. Yaptırabilir. İlla 24 ayar olması gerekmiyor. 14 ayar yaptır abi. Yani içini bilmem ne de dışını altın yaptır. Bir şeyini altın yaptır. Yani oraya bir altın hani bu kadar olmasın da portakal mesela şu kadar olsun da altın olsun. Yani 15 gram 20 gram altın oraya o kadar masraf ediyorsun. Onu da yap yani. Her neyse şimdi bu şeye gelelim. Bu kertenkelede sen ne oynuyorsun? Evet, fark ettim az önce ne olduğunu bilmediğini. İşte Adanalı'da oynamıştı biliyorsun. Sonra Kertenkele'de de yok, oynuyor. Çünkü ben ama seyretmiyorum. Ben de izlemiyorum. Ben 6 senedir falan. Ama ben Kertenkele'yi çok ilginçtir izlemeye başladım usta. Çünkü bir yapımcımız benim eski bir dostum Yalçın Şen. Ben bir de Ahmet Gülhan gibi olmamak için izlemiyorum. Telefon açarım da Umut'a giydiririm saydırırım diye. Ya ben tabii objektif izliyorum. Bizim Yalçın değişik bir adam. Montaja doğmuş bir adam, baba mesleği. Mesela yönetmenle beraber montaja o da giriyor. Ve bizim her bölüm sinema gibi çıkıyor. Yani temposu düşmüyor, tak 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 akıyor dizi. Ben bile sıkılmadan izliyorum. Kartalcı Damla yönetmenimiz, hani gerçekten büyük emek harcıyor. Ender ikinci, iki seta bölündük mecbur tabii, yetişmiyor. Ya 1,5 saat, 2 saat, ne 1,5 saat? 130 dakika dizi teslim ediyoruz abi. 130 dakika... Sinema dağıtıcıların, filmleri dağıtanların da kabul etmediği bir süre. Tabii canım. Ya yani 2,5 saat o saatte Adana... 105 dakikaya geçtin miydi seans gideceği yani, için almazlar. Aynen bir de şey diyor hani seyirci sıkılır falan filan evet. Diyor. Televizyonlar şimdi öyle bir durum ki herhalde reklam dengesi de öyle karşılıyor kendisini. Öyle amorti edebiliyorlar. O kadar süre istemek zorunda. Ya bir şekilde bir dengelenmesi lazım bu konuların ki biz de insani şartlarda çalışalım. Şu anda mesela set çalışıyor. Ben sabah 7'de gittim. Ben geldim ama set devam ediyor. Şu saatte 7'de devam ediyorlar. Sabah yine kalkıp devam ediyorlar. Ya aslında seni kaliteli iş yaparken şu anda bizim işimizin ne kadar kalitesi fark ediliyor. Kalitesiz iş yapmaya teşvik ediyor. Oraya götürüyor seni sektör. Zorluyor. Zorluyor ya uyumadan. Şimdi ilk günler gülen ekip şey olmaya başlıyor bir süre sonra. Böyle uykusuzluktan artık gülmeye mecal olmuyor. Ama ben şey diyorum yani şimdi oyuncular genellikle bu sektörün en rahat kısmında. Çünkü her gün sabahtan akşama kadar ya da ertesi sabaha kadar işin yok. Yani bir gün sabahlatsan ertesi gün seni dinlenebilirler falan filan. Fakat gel gör ki o set çalışanları yönetmen yardımcı yönetmen hadi onlar da şey o set ekibi bir tap düşüyor ve bu yapımcılar mesela haftalık karlarından bir 3-5 bin lira 7 bin lira feragat edip de
niye ikinci bir set shift kurmazlar? Yani biri sabah 6'da geliyorsa... Geçen onu bir programda söylemiştim. Söyledim. Çok mantıklı. Zaten Amerika'da falan böyle. 5'te 7'de gitsin adam. Evet. 7'de öteki... Diğerleri ya gelsin. Ne yapalım ya, bizden 100 dakika bölüm istiyorlar. Her hafta yetiştirmek zorundayız. Çocuklar çalışın. İyi de sen de her hafta 100 bin lira, 120 bin lira atma cebe. Abi şöyle bir şey oluyor orada. Ben onu sen söylediğinde de düşündüm. Çok mantıklı. Fakat mesela iyi, kallavi adam... Pahalı adam haliyle. İki tane atıyorum görüntü yönetmenim var. Hani kameramanım var. Onu dörde çıkardığında maliyet öyle 5000 lira gibi kalmıyor. Hani iyi adamı iki tane yapmak zorundasın. Ya da şey yapıyorsun hani, çünkü gündüz çiftinde iyi adamları aldın. Ondan sonrakilerde denge bozulabilir. Yani onu biraz bence bildiğin, hani bunu her konuda Batı'yı örnek alıyoruz. Adamların dizileri 45 dakika. Ya tabii de benim söylemeye çalıştığım şey, şimdi görüntü yönetmeni dediği adam normalde oturur monitörün başında, yönetmenin yanında. Işığı şöyle yapın. Emir veren adamların iki tane olması gerekmiyor. Hı-hı. Yani neticede 10 saatte emir verirsin, 6 saatte. Bir de yoruldun muydu, tamam dedin miydi, yarım saat dinlenir herkes. Emeğiyle koşturan, kaldıran, bedeni evet, yorulan evet, adamın. Evet. Çünkü hani görüntü yönetmeni yorulursa en çok görüntü kötü olur. Ama o bedeniyle çalışan, emeğiyle çalışan adam yoruldu muydu? Cana mal oluyor. Öyle oluyor, evet. Anlatabiliyor muyum? Hani görüntü bozuk olmuyor. Can gidiyor. Bir de çok, abi ben gerçekten duygulanıyorum. Yani bir şey oluyor, ben gayret, beni tanıyorsun. Bir şey çekilecek mesela, tutarım ucundan falan aynen, filan. Aynen, ben de öyle işte. Şimdi, sen de beni tanıyorsun. Abi tuttum, abi falan hemen koşup böyle, ulan ya dur. Sen 3 gündür uyumuyorsun arkadaş ya. Bir de ben gerçekten buna duygulanıyorum yani. Hani herif, o saatte, o uykusuzlukta, o yorgunlukta hala bir de seni kollamadı. Kolluyor yani. Seni abi, aman sen bırak falan filan diyor yani. Bu mesela çok acayip bir şey. Burada mesela ister istemez ben bu konuda zaten çalıştığım bütün ekipler bilir beni. Set çalışanlarına inanılmaz saygı duyuyorum. Hani onlar benim üstümde. Tabii tabii. Onları biz taşıyoruz hissiyle çalışıyorum. Zaten hissediyorlar bunu. Böyle asılan adamlara karşı da şimdi... Ben ters, mesela onlar bana yemek falan getirdikleri zaman sinirlenirim. Ben gider alırım. Ben istediğim zaman yiyorum deli. Önce sen ye. Tabii tabii. Tabii. Bugün kol kulaklığı unutmuşum. Kostümcü arkadaşı gördüm yemek sırasında. Allah dedim ya, kulaklığı nerede? Ceketin cebinde. Alıp geleyim diyor. Kız çökmüş böyle. Yemek sırasında bir de sırasını veriyor yani. Takın sakın sakın. Ben gider alırım diyor. Kal. Kızı bir de zor ikna ettim. Biçim böyle asılınca insanlar... bu seni ne yapıyor? Eğer doğru bir motivasyonda çalışıyorsan işini daha doğru yapmaya teşvik ediyor. Tabii. Sen işine daha çok asılıyorsun. Onlara bir kere yani en kötü, tam seyirciye saygımız ayrı. Seyirci başka bir yer. Bir de onlara saygın oluyor. Şimdi bu kertenkele kim? Sen misin? Hayır Timur. Timur Acar oynuyor. Timur Acar. Timur kardeşim oynuyor. Sen ne oynuyorsun? Ben onun en yakın arkadaşıyım. Aslında şöyle bir şey var. Kertenkele'nin hikayesi güzel bir hikaye. İran sinemasından uyarladık onu biz. Zaten ortalık karıştı, çalkalandı işte biliyorsun. İran sinemasından uyarladınız. Evet. Marmolak şey mi, orijinali. Anarşist İran sinemasından mı yoksa resmi şu an? Valla filmi izlediğimde ben şimdi Allah inancı olan birisiyim. İşte Müslüman olarak doğduk ve büyüdük. Camide, oynayan kanal da zaten yani öyle, muhafazakar bizim, bir kanal. Zaten hani hümanizm temelli insanların hani... Kendi dini dışındaki dinlere de zaten saygılı olan insanlarız. Çok ağır yaftalar yapıştırmaya çalıştılar. Vallahi biz genel olarak ortak aynı anda şey kararı aldık. Yani sessiz kalalım. Çünkü biz yaptığımız işten eminiz. Hani işte bazıları bir şey sömürür. Onu yapan kanallar da var mesela. Dini sömürüp oradan reyting toplamaya çalışan kanallar vardır. Ya bir de, kimisi ilişkileri zorlar. Kimisi ne, başka şeyleri zorlar. Tam olarak nedendi Umut? Ben şimdi şeyi anlatayım mesela. Kertenkele ne? Hı. Yüz kızartıcı suçlar işlemeyen. Hı. Mesela... Suçun da yüz kızartmayanın nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Mesela adam bir araba çalıyor. Öyle bir üç gün sonra o arabayı geri bırakıyor. Hı. Böyle bir hırsız. Ya da mesela bir arkadaşın ihtiyacı için hırsızlık yapıyor. Bir nevi Robin Hood. Robin Hood. Ha. Mesela... Kim ki Dokun Boş Ev diye bir film vardır. Yani evet. Sinema severler bilirler. O enfes bir filmdir. Başrol oyuncusunu tek kelime konuşturmadan bir sürü ödül almış bir adamdır. Kim ki Dokun da çok çok severim. Canlı yayında beni biri arıyor ya. Açsam mı? Hani nedir abi? Abi seni izliyoruz falan mı? Seni izliyoruz diyecek şu anda. Ya şimdi
oradaki gibi mesela o boş evdeki çocuk gidip evlerin hani boş olduğunu bilir. İşte koyduğu broşürlerin alınmadığından falan girer evde kalır. Evi kirletmez. İşte bir şey bozulmuşsa tamir eder falan filan. Aslında iyilik yapar o eve. Bu da böyle bir adam. Ama denk geliyor bir yerde işte bir olay yaşıyor falan. İzleyenler biliyor, uzatmayayım. Hapse düşüyor. Hapiste işte müebbet hapis alınca bir iftirayla hapse düşüyor. Hatta iyilik yaparken yakalanıyor. İntihar ediyor. Ölmeyince de işte hastaneye kaldırılıyor falan. O da arkadaşı bir imam. Ama imam da bizim hani sevdiğimiz o bu işin felsefesini kavramış. Hani hem hümanist hem dine saygılı hem insanlığı bilen. İşte, Dolmabahçe Camii'nin imamı. Aynen onun gibi Mevlevi. Onu yutmuş. İşte Mevlana'yı da onun felsefesinde yüklenmiş. Biraz nasihatler bizimki de din ve Allah inancı olmadığı için sorular soruyor. Yani Allah senin Allah'ın benim değil ki diyor. Allah suçluların da Allah'ıdır diyor mesela. Böyle önemli mesajları olan bir adam. Sonra göz yumuyor buna. Çok güzel bir sahneydi. Ben o sahneyi çok sevdim. Cübbesini bırakıyor, sarığını bırakıyor, kimliğini bırakıyor, bakıyor ve çıkıyor. Kertenkele buna bakıyor, oraya bakıyor. Zaten sakalı da uzadığı için hapiste giyip kaçıyor. Ve bir cami onun başına kalıyor. Bir mahallede işte imam yok. Hiç dinle alakası olmayan bir adamın imam olma hikayesi. Aslında hırsız. Ve gelen eleştiriler şu yöndeydi. Bir imamı nasıl hırsız gösterirsiniz? İşte sahtekar imam mı olur falan. Ya gerçekten. Ya imam değil ki adam hırsız. İmamı hırsız yapmıyoruz. Hırsızı imam yaptık. Bunların hepsi söylendi. Biz hiçbir şey söylemedik. İnsanlar bizim adımızda savaştı zaten seyirciler. Benim en çok hücüme giden, çok tesadüf işte Enver Aysever'in de söylediği mevzu, yetkili mercilerin vasıfsız açıklamalarıydı. Şimdi sen bir konuda söz sahibiysen, merciysen, senin 5 defa, 10 defa düşünüp ona göre açıklama yapman lazım. Sen kitleleri yönetiyorsun. Tabii. İşte bakın Türkiye'deki kulüp başkanları bir laf ediyorlar, altta kan akıyor. Tabii. Hedef gösteriyorsun. Hedef gösteriyor. Sen çünkü, ya da geçerli kılıyorsun. Evet, çok güzel bir laf vardır. Yani sen hapşırırsan onlar nezle olur, verem olur. Tabii. Şimdi burada CHP'nin milletvekili bir de eski Üsküdar müftüsü. Ben çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Yaptığı açıklamaya değil. Bizi yönlendirebilecek vasıfta bir insan. Peygamber mesleğini bir sürüngenle bağdaştırmak işte günahtır diye bir açıklama yaptı. Şimdi keşke Sayın Özkes buraya gelse de onunla konuşsak, çağırırız gerçi. Gerçi Cuma günü beni üzen şey ne biliyor musunuz? Çok özür dilerim. Üzen şey neydi biliyor musunuz? Açıklama yaptı. Siz izlediniz mi diye sordular. İzlemedim dedi. Bu ne biliyor musun? Magazin haberleri çıkıyor ya bizim hakkımızda mesela. Birisi sana kızıyor, haberi yapıyor. Sonra 20-30 tane, 50 tane site onu copy paste haber yapıyor ya. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Bir kere imamlık diye bir meslek yoktur. Yani Kur'an'a göre İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Yani bir insan hayatının sonuna kadar imam değildir. Cemaat bir araya geldiğinde içlerindeki en ehil kabul edilen bu böyledir kişi zaten, imam seçilir, namazı o kıldırır. İmamlık diye bir meslek yoktur aslında. Yani para karşılığı yapılmaz. Dini hizmetlerin hiçbiri Kur'an'a göre para karşılığı yapılmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi eğer tartışacaksak önce bir kere bunu tartışalım. Bunları Türkiye'de tartışılmıyor yani, işte abi. İmam mesleği. Ha bir, ikincisi. Tut ki imamı hırsız yaptık. İmamdan yani tersi dizi ama. O da olabilir. İmam hırsız oldu. Abicim sen diyebilir misin? Bu tekil bir örnek. Biz bütün imamlar hırsızdır demiyoruz. Biz bir tane bir adam alıyoruz, seçiyoruz. Bunun işi imamlık ama üçkağıtçı. Yani nasıl ki dürüst imam var. Sürülmesine rağmen adam doğru bildiğini söylüyor. Üçkağıtçı imam yok mu? 20 tane çıkartırım. Tabii. Benim tanıdıklarım var canım. Yani gelip de yalandan kaç para alacağız? Pazarlık, duaya pazarlık eden imam biliyorum ben. Şimdi tartışmayacağız mı? Diyelim ki hırsızlık yapan imam var ve ben bu hikayeyi biliyorum, hayattan aldım. Bunu da filme çektim. Tartışılmayacak mı? Abi insanlar bazı şeyleri tartışılmasın diye kutsal ilan ediveriyorlar. Hemen.
Evet. O kadar çok kutsal var ki. Evet. Ya tartışılmasını istemediğin bir şeye bu benim kutsalım dediğin zaman tamam bitiyor. Hemen dogma haline getiriyorsun. Tartışılamaz bir duruma geliyor. Bırak tartışalım. Ben de diyorum ki ben beslenmek istiyorum. Sen yetkili bir ağızsın. Sen eski müftülük yapmış bir insansın, milletvekilisin. Ben sana saygı duymak istiyorum. Bana de ki, bak şurada şey Kur'an'a göre çeliştiğiniz noktalar vardı. Şurada sorunlar vardı. Bunları düzeltin de eyvallah başımızdan üstüne. Mesela bizim şu anda camilere girmemiz yasak abi. Bak çok enteresan bir şey değil mi? Diyanet bizim dizi olarak camilere girmemizi yasakladı. Ben diziyi izlediğimde objektif olarak bakıyorum. Bir saniye. Diyanetin asla ve kat'a böyle bir yetkisi yok abi. Yasaklayamaz. Büyük ihtimal İstanbul Müftülüğü yasaklamıştır. Yasaklayamaz. Hani... Abi dizi, orası şeydi ki. Ama dizi çekimi şimdi bir ticari bir eylem olduğu için böyle bir hakkı olabilir. Ona karışamam ama ben şuradayım. Biz mesela küçükken hepimiz Kur'an kurslarına gittik. Hepimiz duaları öğrendik. Bize önce Allah korkusu öğretildi. Belki de önce Allah aşkı öğretilseydi biz bugün bunları tartışıyor olmazdık. Abi bir şey söyleyeceğim. Diyanet mesela böyle bir şey ya da müftülük hangi yetkiyle yapıyor? Abi camiler Diyanet'in kontrolünde olabilir. Müftülere bağlı olabilir. Ne anlamda bağlı? Oranın elektriği, giderleri vesairesi Diyanet bütçesinden karşılanıyor. Tamam mı? Bu kadar. Yoksa oraya kim gelecek? Hangi cemaat girecek? Kimler namaz kılacak? Kimler şey... Yani film çekimini, dizi çekimini sen nasıl yasaklarsın? Orası kamunun malı. Halkın benim. Benim vergilerimle yapıyorsun orayı. Ben yapıyorum. Sahibi benim, ben. Sen sadece orada hizmetkarsın. Hizmet görmek üzere oradasın. Yasaklamak için değil. Ne acı değil mi? O zaman niye yırtındınız askeriyeye bilmem ne yapmıyor? Asker istediğini sokuyor. İşte başörtülü kadını sokmuyor. Onu sokuyor falan. E sen şimdi ne yapıyorsun? Aynısını yapıyorsun peki. Sen de diyorsun ki abi bana ters geldi. Ben sokmuyorum camiye. Bana ters geldi. Hala abi. Yasaklarla anılıyoruz. Bak hani bir şeffaflık, bir yumuşak, bir hoşgörü falan yok. Direkt kestirip hayır, atıyoruz. Ya şu kadar fındık kadar zeka da mı yok abi? Yani kardeşim sen yasaklayarak ne yaptığını zannediyorsun? Ben o diziyi çekemez hale mi geleceğim? Biz çekmeye devam ediyoruz. Alt tarafı gidersin, platoda bir tane cami yaparsın. Sana vereceğim kira kadar tutar zaten onun da maliyeti. Ben gene çekmeye devam ederim. Sen yasaklamış olmanla kalırsın. Benim zaten üzüldüğüm mevzu bunun hani işin aksamasıyla alakası yok. Ya ben zihniyet. Zihniyetteyim. Abi şu yani gerekçesi de şu. Gelen tepkilerden işte rahatsız olduk. Gelen tepkilerden rahatsız oluyorsan. Çık açıkla de ki dizinin, olmayın dizinin, rahatsız olmayın. Dizinin de. Birinci olması da bir tepkidir. Halk sana en güzel tepki böyle gösterdi. Bu dizi birinci şu an. Ya 5 kişiden tepki geliyor, 10 kişiden tepki. Tepki her işe gelecek. Ve tepki zaten şöyle, abi ben geçen bir video izledim ya gerçekten gözlerim doldu ya. Sarılmış bir tane kızla erkek böyle. Hemen yanında da bir tane kız röportaj yapıyor. Rahatsız oluyor musunuz diye. Oluyoruz diyor evet. Hapis cezası istiyor. Hapis cezası diyor bunlara. Çünkü kendi yapamıyor. Abi evet sevgiyi, en büyük tehlike sevgisizlik biliyor musun abi? En büyük tehlike. Onu ben yayınladım. Sevgisiz büyümek kadar tehlikeli bir şey yok. Sarılmaktan, sevgi gösterisinden sen nasıl rahatsız olursun ya? Bir de hapis diyor ki Erzurum'da olsa bunları öldürürler, döverler diyor. Adama bak ya. Ne güzel. Bir de bunu açıkça söyleyebiliyor yani. Allah'tan sonra... Keşke Erzurum'da da sarılabilse insanlar. Tabii abi ya. Zaten sarılamadığın için bu durumdasın ya. Herkes gergin, herkes deşarj olamıyor, atamıyor. Herkes böyle bir şey çatık kaşlar trafikte bu yüzden bir anda parlayıp insanlar birbirini vuruyor. Kadınlar vardı gitsin evlerinde sarılsınlar diyor. Abi burada niye sarılıyor diyor. Be kadın sen evinde bile sarılamıyorsun ki kocana. Evet. Allah Allah. Sorun orada. Sarılmaktan bir zarar gelmez. Bunu bilmiyoruz ya. Sevgiden zarar sevgiden gelmez. Sevgiden, sarılmaktan, öpüşmekten, koklaşmaktan bir zarar gelmez. Kavgadan zarar gelir. Bak kavga etseler ya vardır aralarında bir çekişmezlik falan. O haklı bu haklı diye şey yapar. Ya ayıptır. İnsanın ortasında kavga edilir mi diye konuşmazlar ha. Doğru. Her neyse yani kaldı ki... Ateş bastırdın bana ya. Düzmece bir imam olmayabilir bu. Hani hırsızdan imam değil. Gerçek bir imamın hırsızlığı da olabilir. Sanatın önü açık olmalıdır. Sanat tartışma ortamı yaratır. Belki de sanata karşı olmanın temelinde yatan şey de budur. Tartışmayalım. Evet. Sorgulamayalım. Şey gibi işte Osmanlı'daki minyatür gibi iki boyutlu olsun. Hı-hı. Üç boyutlu olmasın. Üç boyutlu olunca gerçeklik girer işin içine.
Anlatabiliyor muyum? Her şey iki boyutlu olsun. Biz ne istiyorsak, nasıl istiyorsak sanat öyle yapılsın, öyle anlatılsın insanlara diye düşünülebilir. Bu arada bir telefonumuz varmış galiba. Burcu kulağımın zarını... Az önce bana da vardı. Asmadım. Hazır mı Burcu şey? Peki telefonumuz varmış. Bakalım. Alo. Alo. Buyurunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Diyarbakır'dan katılıyorum programınıza. Programa Necdet, katılıyorsunuz Diyarbakır'da. İsmim Necdet. Okudum altta Necdet Bey. Soyadınız Yıldırım değil mi? Evet, Necdet Yıldırım, Diyarbakır. Evet. Vallahi kanalları geziyorduk. Öyle yani denk geldiniz. Sohbetiniz hoştur. Yani güzeldir. Öyle biraz dinleyeyim dedim. Yani konu da çok güzel yani. Gerçekten yani çok güzel de bir konuya değiniyorsunuz. Hani bağlanayım dedim. Yani bağladığınız için de telefona çok teşekkür ederim. Rica yani... Hangi konu ilginizi çekti? Biz bir sürü şey konuştuk da. Vallahi bu son konuştuğunuz konu çok ilgimi çekti. Şimdi yani memleketin hali ortada yani. Şimdi yapılan trilyonluk sarayları görüyoruz. Yani alınan uçaklar, Mercedesler yani millet ortalıkta aç geziyor. Yani görüyorsunuz yani Cumhurbaşkanı'na yapılan kaçak sarayı biliyorsunuz yani. Olur mu? Ama yani, yani bunu, şimdi ama, bakın Necdet Bey, biz dünyanın en önemli ulusuyuz. Dünyada söz sahibi bir ulusuz. Bildiğiniz ve gördüğünüz üzere de Orta Doğu'daki en büyük aktör uluslardan biriyiz. Orta Doğu'nun şekillenmesini biz sağlıyoruz. Orta Doğu'daki bütün ülkelerin en tepesinde biz varız. Dünyaya da sözümüz geçiyor. Yani bugün kalkıyoruz Amerika'ya Suriye politikanı değiştir diyoruz. Amerika tamam nasıl istersen öyle olsun diyor. Değiştiriyor. Gerçi ertesi gün yalanlıyorlar ama bu da onların cibiliyetsizliği. Anlatabiliyor muyum? Ne bileyim işte ortaya çıktı ki bakın meğer Brezilya'yı bizim Osmanlı şeyleri keşfetmiş. Gerçi keşfettiklerinde nasıl Brezilya hükümeti var orada 1865 biz daha önce keşfedildiğini zannediyorduk. Ne yazık vallahi ki oraların. Ben şunu ama böyle bir saniye, böyle büyük bir ulusun başındaki bir dünya lideri ki dünyanın en önemli, en etkili insanları arasında 84 kişiyi saymışlar. Onu herhalde unuttular ya da o tamamen onların da üstünde olduğu için herhalde oraya bir yere koydular. Şimdi böyle bir ulusun, böyle bir liderine yakışmaz mı öyle bir saray? Vallahi şimdi bakın kim aç, kim açık? Yani şimdi 20 yıllık geliri olmuş 12 bin lira. Bu, kim yani, aç, kim açık? Necdet Bey, aç mısınız, açık mısınız? Vallahi kişi başı gelir şimdi, olmuş 12 bin dolar. Cebinize 12 bin dolar girmiyor mu sizin her sene? Vallahi giriyor işte. Onu nereye harcayacağım diye onun için size bağlandım. Onu size sorayım dedim. Anladım. Harca kardeşim. Yani, harca bitmez. 12 bin dolar bugün 25 milyar lira yapar. Aydın işte 2 milyar liraya gelir dedim, ya. Hani bağlanayım dedim. Orada dedim yani şey Kertenkele Bey var yani. O kendisine de selamlarımı söylüyorum. Ben de yani bağlandım dedim yani ya ben bu kadar parayı yani kazanıyoruz yani bu 12 bin dolar dedim acaba dedim yani ben bu parayı nereye harcasam onu size sormak için aradım yani gerçekten yani hani parayı harcayacak yer bulamıyoruz yani gerçekten ben dedim yani bu parayı nereye harcayacağız onun için. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bak İslamiyet tarihinde şimdi Muaviye ile Ebu Zer'in bir hikayesi vardır belki biliyorsunuz. Yok, şimdi Muaviye kendine saray yaptırıyor. Ebu Zer de o saraya gidiyor. Muaviye tabi o zaman orada validir yani. Yani o şimdi yani şimdikinin en yetkilisidir yani. Vali dediğin zaman orada en yetkili kişidir yani. Başbakan gibidir yani. Şimdi orada Ebu Zer'e diyor ki ya sen benim sarayımı beğendin mi yani? Bu saray nasıl olmuş yani? İhtişamlıdır, şudur. O da diyor ki ya sen diyor bu sarayı kimin parasıyla yaptın? Eğer ki diyor kendi paranla yaptınsa israftır. Yok diyor sen bunu diyor eğer ki diyor milletin parasıyla yaptınsan karandır diyor. Hemen bunu yık diyor. Şimdi bakıyoruz yani herkes açtır yani sokakta geziyor. Herkesin çocukları görüyoruz yani ayağında terlik yok yani. Geçen gün televizyonda gördüm çocuğun ayağında ne terlik var ne bir şey var yani. Kardır, kıştır çocuk ayak yalın okula gidiyor yani yüreğimiz parçalandı yani.
Bakıyorsun bizim başkan gidiyor şey yapıyor yani. Kendine saray yaptırıyor yani. Yani böyle olmaz yani. Yani İslamiyet diyorsak yani gerçekten böyle olmaması lazım. Ama kendine, bunu görmüyor. Dizide efendim imam böyle yapmış. İmam şöyle yapmış. Bak bir dakika. Necdet kendine yaptırmadı, o devlete yaptırdı o sarayı. Ondan sonraki cumhurbaşkanları da orada oturacak. Şey ufak kasıyor. Çankaya dar biraz, anladın mı? 2+1 ya. Arkadaş orada Çankaya. Bana bir hareket yapıyor. Ne yapıyor arkadaş bana? Hocanın? Arkadaş baktım şimdi televizyona, bana bir hareket yaptı yani. Yok. Mola. Yani şimdi ki, böyle yapınca zor yani, M harfini yapmak zor. Onun için İngilizce time out'un T'sini yapıyorsun. Yani ya şimdi biz yani Diyarbakır'da yaşıyoruz yani o kadar da okumuş şey yapmış bir insan değiliz yani. Ben serbest meslekle uğraşan normal bir insanım. Anladım. Yani bir şey yani, diyordunuz yani. Söylemeye buyurun. Çalıştım. Şimdi o saray yapılmak zorunda çünkü kendine yapmadı. Orada bir yanlış anlaması oluyor bizim vatandaşımızın. Zannediyorlar ki Cumhurbaşkanımız bu sarayı kendine yaptı. Ömrü billah orada oturacak. Hayır, yani bilemem tabii. İleride Cumhurbaşkanlığının süresi biter, yeniden seçilmez. O esnada hükümet bir kararname çıkartır. Sonuncu Cumhurbaşkanı'na kiralanabilir. İşte aylık 15 liraya diye bir karar her an çıkartabilirler. Eğer böyle bir şey olmazsa ondan sonraki cumhurbaşkanı oturacak. Çankaya yepridi artık. Yani olmuyor, anladın mı? Böyle yani küçük, ufak toplasan kaç, 30 oda mıdır, 40 oda mıdır, 50 oda mıdır nedir? Yani şimdi kalabalık var. Valla Cennet kusura bakmayın. Bin odaya zor sığacaklar yani. Bilmiyorsunuz yani. Tam 1000 tane odası varmış ya. Ne o tüyü ne kırdı babam ya. Biraz kalabalıkla. Kusura bakmayın şimdi böyle ya, hani. Eş dost akraba gelince dışarıda mı yatsın? Yani şükürüm ama yani 30-40 ne ya, vallahi hiç sahip saymayı bilmiyorsun. Tam bir tane 1000 tane odası var. Yanına da 250 tane daha yaptırıyormuş yani. Ya, işte yetmeyecek. Yani ya kalabalık. Akraba çok gördüm. Ziyaretçiler geliyor. Memleketten gelenler var. O zaman ben Ankara'ya gideceğim. Diyeceğim kalacak yerim yok. Bakın ben sarayda kalacağım. Bakın bana oda verecekler mi? Verirler tabii. Vermez mi? Sen cumhur değil misin? Ben bu memleketin bir vatandaşıyım yani. Gelmişim. Diyarbakır'da kalacak yerim yok. Dedim ben bu gece giden sarayda kalayım. Yani normal bir oda verin. Bakın ben kalacak mıyım yani? Çalış sarayda. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Orada bir oda olduğuna göre, mesela otelcilik kurallarına göre iki odaya bir personel düşmesi lazım. 500 kişi falanca araya kaynarsın Necdet, ben sana söyleyeyim. Sabah sen oraya git böyle çalışıyormuş gibi gir abi. Kimse de sormaz nereye gidiyorsun. Abi bak ben geçen gün bir gazetede okudum. Yani yalandır, günahtır, onun vebali onun boynuna. Diyorlar ki ya başbakanla onu orada kaybolmuş, korumalar gitmiş bulmuş yani. Sarayda mı kaybolmuş? Yani bak ben yani o fıtır fırdır. Arıyorlar yani bir şey var yani. Onda okudum, belki de komedi yapmışlar hani şey ya olsun diye. Ben sana bir şey söyleyeyim okudum. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hayatımda bir kere dublör sahibi oturdum. Şey Bilal'dı. Kaybolmuş ifrak diyorlar yani, onu şey yapmışlar yani, orada aramışlar sonra bulmuşlar yani. O niye kaybolmuş peki, onu biliyor musun? Abi işte yani 1000 tane oda var yani, çocuk da aklı ne yapsın yani. Hangi odaya gireceğini ne bilsin insan, başta da alışamaz, bir acemilik çeker. 5 yılda anca alışır. Hangi oda benimdi, hangisi kardeşimindi, yanlış da girer insan yani. Ya abi bizim Diyarbakır'dan 3 tane köy sığar oraya ya. Vallahi bizim 3 tane köyü götür oraya sığar. Yani 3 tane de muhtar koyarsın yani. O kadar büyük diyorlar yani. Ben görmemişim ama yani telefonda görüp 1000 tane oda diyorlar yani. Beni yani götürseler o herhangi bir odaya, deseler sen bu gece burada kal. Sabah kendin çıkar gidersin. Vallahi kendim yolu bulamam yani. Polise sorarım abi, ben şeye yani baraja gideceğim, ben buradan nasıl çıkacağım yani. Canım bir haritası maritası vardır içeride ya. Abi harita olsa da yani en azından navigasyon lazım yani oradan çıkmak. Navigasyon lazım diyorsun. Çıkışı gösterdi. Ya belki mesela şeyde, filmlerde falan görürüz biz bu. İşte şeyi, Fransa'daki sarayı, Versailles sarayı. Versailles'ı efendim, işte İngiltere'de zaten Buckingham müze olarak bir kısmı kullanılıyor. Turistler geliyor, geziyorlar. O paralarla o sarayın
masrafları, evet, evet. Masrafları karşılanıyor. Versailles öyle. Hatta Beyaz Saray bile öğrencilere gezdirilir. Turlar düzenlenir, evet, Beyaz, evet, Saray'a. Belki bakarsın buraya da ileride turlar düzenlenir. Sen de gezersin. Abi şimdi bakın yani bizim insanımızda bir saray kültürü var ya, hep böyle saray saray. Yani aslına bakarsanız yani o Beyaz Saray da yani Beyaz Saray değildir yani. Hani White House diyorlar yani, bildiğim kadarıyla yani White beyazdır, House evdir yani. Beyaz evdir yani, onu da yaptılar saray yani. O saray değil yani. O bizim kizin sarayının yanında pansiyondur yani. Pansiyon. Bizimki 5 yıldız otel, orası pansiyon. Yani, işte bu Amerikalılar böyle. Zavallı bir millet bu Amerikalılar. Yani nasıl deniyor bilmiyorum. White'ını ben söyleyeyim yani, pansiyon artık İngilizce siz söyleyin. O White pansiyon bence yani. Tamam. White pansiyon, tamam. zaten pansiyonu pension yaptın mıydı İngilizce oluyor. Yani Fransızca bir şeyi şın yapınca İngilizce oluyor. Pension diyorsun. Pansiyon, evet, pansiyon da Fransızca zaten. Bir şey söyleyeceğim. Bu Amerikalılar, Necdet'ciğim seni doldurmuşlar orada Diyarbakır'da. Bu Amerikalılar zavallı bir millet. Yani başkanlarına bir tane doğru düzgün saray bile yapamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçi yandaş medyadaki sevgili yazar arkadaşlarımız işin doğrusunu bildikleri halde savunmak için hangi dereden kaç su getireceklerini bilemediler. Ve sonunda şunu dediler. Evet yani White House kendisi o kadar bir yer ama etrafındaki müştemilatlarla ve hani var olan binalarla o da çok büyük dediler ama parlamentonun bir kısmı orada çalışıyor, bakanlıklar orada. Çünkü Amerika'da bizdeki gibi bir hükümet sistemi yok, bakan yok, sekreter denir onlara. Savunma sekreteri, adalet sekreteri, dolayısıyla bunların hepsi başkanın sekreteridir ve White House'un etrafındaki binalardadır çalışma yerleri. Yani Ankara'daki bakanlıklar gibi öyle büyük büyük binalarda bakanlıkları yoktur. Onun etrafında, çünkü her an Beyaz Saray'da toplanmaları gerekir. Belki bizimki de böyle bir sistem olacak ama bizdeki Cumhurbaşkanı bildiğim kadarıyla yürütmenin başı değil. Yani hani bakanlıklar elinin altında olması gerekmiyor. Aslında da zaten başbakanlık binası olarak yapılmıştı. O zaman başbakanlık binası olunca bir anlamı oluyor. Yani o bin oda deyince tabii onlar otel odası gibi değildir. Yani ofistir. İşte orada bakanlar, müsteşarlar, genel müdürler vesaireler deyince büyük bir personel yaşayacak. Orada bir çalışma ortamı sağlanacak diye, ama Cumhurbaşkanlığında bu kadar büyük bir personele ihtiyaç var mı onu bilemiyorum. Belki yakında başbakan da oraya taşınacaktır. Yanında belki de bir 350 odalık da ona bina yapılıyordur. Ne bileyim. Bilemiyorum ki bu. Biz güçlü bir milletiz. Dolayısıyla gücümüzü de dünyaya kocaman saraylar, adliye binaları yaparak gösteriyoruz. Ha, adliye binasının içindeki adalet dünyanın en büyük adaleti mi? Orası tartışılır. Ama biz binalarımızla ve yollarımızla övünmeye devam edeceğiz. Abi yani şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Yani şimdi şöyle bir şey var yani. Ya şimdi mesela siz söylediniz yani, dediniz yani nasıl diyeyim, hani işte başkan var Amerika'da, onun yardımcısı var, işte sekreter var, işte ya bizde yani sistem bile yanlış yani. Mesela şimdi siz söylediniz yürütme, ya bu yürütme nedir yani, ne yürütüyor bu yani? Ben onu anlamadım. Yürütme icra yani hükümetin bir şeyleri yürütüyor, uygulama yani. Uygulamalarını yapıyor. Ama yani şimdi bizim Türkçe'de abi yürütme, şimdi her şeyle çıkıyor. Vay sen şunu yürütmüşsün falan yani, böyle hani derler ya. Yani abi bizde yani yürütme dediğin zaman her şeye gidiyor yani. Hani bizim Türkçe biliyorsunuz yani, her yöne çekiliyor yani. Anladım. Yani, Necdet. Umut Oğuz'a bir sorun var mı? Buyurun abi. Bir sorun var mı? Ne gibi? Bana. Ya, bana herhangi bir sorun var mı hayatında? Onu demiyorum. Umut Oğuz'a bir sorun var mı? Ha ya valla şimdi işte o Umut arkadaş da yani, onu da severek izliyoruz yani, o kendisini de yani beğeniyoruz yani, izliyoruz. İzliyor musun Kertenkele'yi? Aslına bakarsanız yani ben gerçekten o şey için aramıştım yani, camide işte izin vermemişler işte imam için. Ya şimdi etrafımıza bakıyoruz yani, az önce dediğim gibi yani, ya neler oluyor yani. Gazetede bir gün okudum yani. İşte Erzurum'da bir imam işte yani, çok affedersiniz yani, kardeşine tecavüz etmiş yani, yargılanmış. Yani bu şimdi yani imam da yani... Kardeşin de kabahat ettirmesin tecavüz. Tabii ya. Tecavüz yani, eden de değildir.
Ettirendedir kabahat. Tabii şimdi yani bizde diyorlar yani. Niye o kadar insan varken ona tecavüz ediyor? Vardır bir sebebi. Ya şimdi bakın yani adamlar. Bağırınca adamlar, paralize oluyor. Şimdi bakın adamlar kuyruklu yıldıza uzay aracı indirdiler. 510 milyon. Bütün dünyayı takip ediyor Diyarbakır'dan ha. Yani adamlar te dünyanın öbür ucuna gittiler. Yani orada kuyruklu yıldıza uzay aracı indirdiler. Yani inceleme yapıyorlar. Ya bizimkilerin hele tartıştığı şey. Ulan işte imam işte şey. Ya kardeşim dizidir ya. Ya bu yani belki de şunun için söylüyor. Ya bak yani böyle de insanlar olabilir. Yani böyle olmayın yani. Hani bunu illa onu yani kötü gösterecek diye değil yani. Değil mi? İlla iyi örnek vererek insanları yola getirmezsin. Bazen de kötü örnek gösterip yani illa böyle olun değil. Bazen de böyle olmayın diye. Abi şimdi yani düşünsene yani şimdi bir tane adam çıkmış oraya şimdi. Vay arkadaş şimdi böyle ya. Şey yaptığını düşün. Çene. Hani ya bütün imamlar yani hani herkes bir değildir hani derler ya beş parmağın beşi bir değildir. Ya bu bütün meslekler için geçerlidir yani herkesin yani. Necdet sen kaç senedir yani konuşmuyorsun? Yurt dışında da görüyoruz yani hani adam bakıyorsun. Necdet. Bak bunu fade out yapın. Necdet. Necdet Bey fade out'la böyle sen başlayın. Kaç senedir konuşmuyorsun? Valla abi kaç sene. Vay valla arkadaş. Onu yani bile düşünmeyin. Ben de konuşmadım yani. Arka arkaya yazdın mı bunları bağlanmadan? Ya bu nasıl böyle daka 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 makineli tüfek gibi konuşuyor. Necdet peki çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bak, kısa söyleyemeyeceğine göre ben iyi akşamlar diyeyim. Soru soracaksın mı dedim. Beğenerek izliyoruz dedi. Peki Necdet başka söyleyecek bir şeyin yok herhalde. Bundan dolayı yani sesiniz geç geliyor. O yüzden yani net anlaşılmıyor bazen. Ben onu anlamadım. Yani sorum şu. Yani Umut Bey'e de sorayım yani o da yani bir sanatçı olarak bu ülkenin bir aydını olarak ve siz de yani, bu memleketin gidişini ne görüyorsunuz? Yani memleket nereye gidiyor? Yani? Ben bunu soruyorum yani. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ ol Necdet'ciğim. Hoşça kal. Zor sordu. Memleket nereye gidiyor? Bir reklam arası verelim ondan sonra söyleriz. Bir nefes alalım abi kendimize gelelim. Nefes alalım. Necdet beni yordu. Bu arada bir şey okuyayım hemen. Kertenkele seyretmediğim ve seyretmeyeceğim bir diziyken tepkiler sayesinde izledim diyor. Ben de bir tane tweet gördüm onu okuyayım reklamdan sonra. Tamam bir reklam arası bir dinleyelim bir kafayı bir toparlayayım ben dağıldım yani. Lodos'tan beter çarptı bizi fena. Gerçekten. Reklamlardan sonra görüşürüz kısa bir ara. Efendim yedinciyi içiyorum ancak kendime geldim. Umut duş almak zorunda kaldı. Hakikaten Necdet Yıldırım mıydı neydi? Birisi telefon şakası demiş. Evet şaka bizim için de şaka oldu. Yani şaka gibi. İşte halkımızın içinde var böyle parlak zekalar. Bazen denk geliyor. Ben keşke yani hep böyle olsa telefonlar. Sürekli telefon bağladım. Bazen de işte telefona bağlanınca, gerçi çoğunuz böylesinizdir ama o telefona bağlanınca akıp gidenlere bayılıyorum. Umut'cum. Ne olacak bu memleketin hali diye sordu sana Necdet. Ah mikrofonumu takayım değil mi? Tabii takayım mikrofonu. Ceketi meketi çıkardım. O kurumsal hali ne öyle? Benim hanem ya. Çok güzelmiş. Evet. Çok beğendim. Çalışılan bir logo böyle herkesin IMC usulü. Evet kurumsal hane yazıyor ama bir ironi var. Hiç kurumsal değil. Evet değil. Kurumsal hayatın o griline karşı bir haneyiz biz. Evet. Genç bir ekip firmalara... Tiyatro yapıyoruz. Tiyatroyla onların ne anlatacaklarını alıp nasıl anlatacaklarını gösteriyoruz. Biliyorum bir tanesine ben de katılmıştım. Evet. Evet. Çok keyifli değil miydi? Çok eğlendikti ya. Çok güzeldi. Çok keyifli ya, oluyor tabii. Bu insanların sıkıcı... Işte, kurumsal olmayıp doğaçlama gitsek, sen biliyorsun ben doğaçlama tabii. Şeyim, hastasıyım yani. Orası biraz işte hani tiyatronun başka bir alanı bence. Valla benim en büyük hayallerimden bir tanesi istihdam sağlamaktı küçükken. Şimdi oraya doğru yelken açtığım bir hane bu. Oh ne güzel. İnşallah Allah utandırmazsa güzel de gidiyor. Yani oyuncuya ihtiyacın falan olursa gelir çalışırım ya da başka ne demek yani? Alanlarda işte bakarız uygun bir rol olursa. Dekor taşıma falan gerekiyorsa. Ben çünkü alanımda genç arkadaşlarla birlikte olmayı hep çok seviyorum ve onlara deneyimimin hangi alanıyla yardımcı olabilirsem. Biz tiyatroda çalıştık zaten. Olmayı evet ya çok da keyifli bir işti o. Ben sahneye uçan kafa atan bir yönetmen bu kadar sakin bir adamın o hale. İşte yavaş atın çiftesi pek olur. İnsan değil mi? Etrafına zarar ver.
Gitti kendine küt, sinirlenip işte, insan sahneye kafa atar mı ya? Etrafa zarar vermem. Ya ama çok enteresan. Bak yani orada sahneye kafa atıp sahneyi çökertiyorsam etrafa vereceğim zararı düşün ya, deprem etkisi. Ama ne fena, hani insanlara bence günümüzün en büyük sorunu iletişim. Yüz yüze bakıp da ulaşamamak kadar büyük bir kabus var mı ya? Seni dinlediğini ve anladığını zannediyorsun ve bir şey izah ettikten sonra yine aynı bir soruyu, cümle ediyor ve yine aynı soruyu sorunca hiç anlamamış. Ahmet beni delirtti. Çok enteresandı ya. Ama mesela şeyi ne diyorsun? Hani mesela pek çok yönetmenle çalışmışsındır. Ahmet abi mesela. Ahmet abi yapmacı yönetmendir. Çok yapma. Zordur. Ben onu Ahmet yapma. Gülhan'la çalıştığım için. Onu yapma. Öyle yapma. Okulu bitir. Alaylıyım. 3 üniversite bitirmiş bir adam. Bırakmış bir adamım. Yani onunla üniversite bitirdim. Tezimi verdim. Doktoramı yaptım. Master'ımı yaptım yani. O çalıştığım oyunlarca. Nirvana'ya erdin. Yani gerçekten çok zor. Tabii. Ben de mesela tam tersi. Yap. Yap. Evet. Yap. Olumlama yapıyorsun. Olumlama lazım. Çünkü bir şey görürsem o ama. Zaman yönetmen gibi hissetmiyoruz seni zaten. Evet. Hani dışarıdan bakan, bizim iyiliğimizi düşünen bir yetkili göz gibi düşünüyoruz. O zaman daha verimli geçiyor. Zaten hani saçma bir şey geldiği zaman da sen de. Şöyle bir şey oluyor mesela, hani bana diyor ki ya bu lafı söylerken nereden nereye gideyim ben diyor. Ha, bunu ben demem mesela. Ya, hayır diyenler ya bana ne, nereden nereye gidersen git, ben trafik polisiyim yani, ben yönetmenim abi, ben ruhuna bakarım. İç aksiyonu ne diyorsa onu yap. Bana nereye istersen git, gitme dur. Fakat bir oyuncu arkadaşımız daha vardı. Mesela bu kadar yap diyen bir adam, ona da yapma diyordum. Çünkü sakin duruyordu. Hani komiklik bizde şey olarak algılanır ya. Merhaba derken birdenbire böyle, yani normal doğal merhaba de kardeşim. Merhaba deyince komik oluyor. Yapma diyorum mesela. Normali oynamayı beceremiyor değil mi arkadaş? Evet yani. Merhaba. Şeyi anlamıyorum mesela. Yap dersin. Yapamaz onu anlıyorum. Tamam yani. Bu elini buradan böyle yaparken bunu da buradan böyle çıkar ve öyle merhaba de dersin. Bunu yapamayabilir. Yapamayabilir. Yapmanın nesini anlamıyor mesela insanlar. Yani öyle yapma. Hani ağzın yüzünü böyle kendini eciş bücüş yapma. Dur bak, normal duruyorsun. Yapamıyor arkadaş. Merhaba diye biraz sonra gene öyle oluyor. Zehirlenmişler onlar. Aynen abi, onu diyecektim. Bazı arkadaşlarımız öyle baştan öğretilmiş. Yanlış anlamışlar mevzuyu. Yanlış anlatmışlar. Öyle bir gelenek de var. Bir, şey denir ona. Dur, onun bir deyimi vardı. Kompozisyon oyunculuğu denen bir şey. Evet. İşte bu oyunculuğun Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok iyi niyetli, şüphesiz şükranla anılacak kişiler. İşte bu halk evlerinde ama oyunculuğun hani bir bilim olduğunun farkında olmayan ve orada işte bu köy seyirlik oyunlarının bunlar kullanılır geri geldiğinde bir bütün içinde. Ama hani normalde aslında olmaması gereken şeyler. O öyle kuşaklardan kuşağa, anlatabiliyor muyum? Dışarıya çıkmayı akıl edememiş işte. Takip etmiş. Risk almamış. Yani böyle öğrettiler. Ben güvenli suda gideyim. Bak bu benden öncekini de tutmuş. Böyle devam edelim. Bu da tutar. Öyle değil işte. Evet. Sen alaylıyım dedin. Esasında animatörlükten evet. Geliyorsun ve ya yüzü burada diye değil, arkasından da hep söylüyorum. Ben çok az genç oyuncu arkadaşımı böyle fazlasıyla yetenekli bulurum. Umut gerçekten yetenekli. Çok yetenekli. Ve çok çabuk kapıyor. Çünkü zekasını kullanıyor. Mesela bunları animatörlükten gelen bir şey. Ha bir de bir eleştiri var. Benim değil, etrafın bir eleştirisi. Umut animatörlükten geldiği için şimdi insanları bulundukları pozisyona göre değerlendirmek lazım hep. Yani nereden gelmiş, nedir, niye böyle davranıyor? Yoksa kendimiz gibi değerlendirirsek herkesi, kimseyle barışık olamayız. Evet. Şimdi ben mesela Umut gelir benim eve, ayağını uzatır, yayılır, üstünü çıkartır falan. Mesela asla bunu ben saygısızlık olarak nitelemem. Benim için saygı mesela Umut'a, Umut yarın gelir misin dediğimde bin dereden su getirmeyip tabii ustam ne zaman istersen emrine amadeyim demesidir saygı. İster ayağını uzatsın, ister amuda kalksın. Adam nasıl rahat ediyorsa öyle etsin. Çünkü ben onu zaten rahatsız kılacak bir şekilde oturmaya zorlar isem ben ona saygısızlık etmiş olurum. Yani benim karşımda bacak bacak üstüne atma. Ya adam rahat ediyorsa bacak bacak üstüne atsın. Niye ille de hazır ol da dursun karşımızda? Yani biz her şeyi göreceli kavramlar üzerine yığmışız ya ondan. Senin bu geniş rahat hani çevreye göre anlatabiliyor muyum? Rahat davranma, ayağını uzatman, samimi olman,
ağzına geldiği gibi konuşman, biraz animatörlüğün getirdiği bir şey mi? Yoksa hep öyle olduğun için mi animatör oldun? Ya bir kere mesela en basiti bilimsel bak mesela. Ben yoğun dönemlerinde çok az uyuyup çok koşturan bir adamım. Bir kere işte Twitter'a yeni bulaştığım günlerde Ankara'da mı? Sen bu adam bir havaalanındayım. Ayaklarımı, bavulumu koyup böyle uzattım. Çünkü ayaklarımı hissetmiyordum gerçekten yorgunluktan. Uzattım. Elime telefonu aldım. Terbiyesize bak, ayağını da uzatmış havaalanının ortasında falan diye tweet geldi. Bak uzattım. Havaalanının ortasında. Yani şöyle, havaalanının ortası değil. Ben ucra bir köne... Kaldı ki havaalanında yatar millet. Tabii yani. Köşe bir yer. Havaalanlarında yatılır. Bunun amacı nedir mesela? Ben ayaklarımı bulduğum fırsatta niye uzatırım? Ben bütün çalıştığım işlerde de hayata dair de hep yüksek performanslı bir adam bilirsin. Hani Müjdat Gezen 30'a 70 bir yer gördü müydü uzanır yatar oraya. Çünkü o kan dolaşımını dengeler. İşte ayağına yüklenen kanın işte daha kolay deveran etmesini sağlar falan. Bunun bir sürü şeyi var. Hani dinlendiriyorum kendimi. Biz hep bunları işte hani ceket ilikleme saygısı. Hani ben o da mesela çok sahtekarca gelir. Aman efendim falan işte saygılı çocuk. Hep bunlar bence oyun. Yani oynuyoruz işte sigara içerken atarlar falan babayı bilmem kimi görüyor. İçme lan. Bence içme saygısızlık. Saklamadan değil. Hani onun görmesi değil yani. Şimdi bunun gibi her şey göreceli olduğu için biz oynayan insanları daha kolay benimsiyoruz. Tabii. Ben oynamıyorum abi. Normal hayatında zaten insanlar şaşırıyorlar hani. Aa. Çok doğalsınız. Çok mu? Zaten doğal olduğum için sen beni izliyorsun şeyde de. Hani tiyatroda da, dizide de. Normal hayatımda oynayamam. Benim zaten mesleğim oyunculuk. Yani şurada yapıyorum. Bir de öyle zannedilir değil mi? Oyuncular ya sen oyuncusun. Normal hayatında da yani, oynuyorsun. Oynuyorsun. Yapamam ki. Yani hayır, mesela... zaten oynadığımız bir alan var. Evet, ben oradan para kazanıyorum. Esas sen oynuyorsun. Para vermedikleri yerde oynayamazsın ki zaten. Amatör değilim, ben profesyonelim. Ben profesyonelim, sadece paraya kar. Hani bu biraz işte görebilen gözlerle alakalı. Yani şimdi ben en saygılı adamı da oynasam orada, adam sana karşı ön yargılıysa kıramazsın onu. Hani Einstein'in dediği gibi yani. Tabii. Atomu parçaladım, ön yargıları kıramadım demiş adam. Bu biraz da onunla alakalı. Şimdi mesela bir tweet okudum az önce. İşte Kertenkele dizisi beyin yıkamaya işte odaklanmış bir iş falan diyor. Bu da bir bakış açısı mesela. Ben ona da saygı duyuyorum. Ama mesela iyi bir komple teorisi. Evet. Ben mesela zekice. Ben mesela o açıdan hiç bakmadım. Mesela kanala yürüyorlar. Ben mesela benim de izlemediğim bir kanal olabilir. Ama drama olarak baktığında benim izleyebileceğim bir drama. Çünkü bu ülkenin de en büyük sorunlarından bir tanesi kendi gerçekliklerimizi hep yokmuş gibi sayarız mesela. Hani gerçeklik yani bu başka bir şey. Biz bir şey yaşıyoruz, bir hayat yaşıyoruz ama öyle değilmişiz gibi. Hani herkes sevişiyor ama hiç kimse sevişiyormuş gibi yaşamıyor. Asla sevişiyor. Hayır yapmaz yani. Hani İğrençtir, ayıptır, evet, pis bir iş. Herkes içkisini içiyor mesela, içmiyormuş gibi yaşıyor falan. Böyle hep yapmıyormuş gibi, mış gibi yaşıyoruz. Bu yüzden zaten hani bence toplumsal travma, münferit travmalardan üst üste birikip toplumsal travmalar oluşuyor. Bizim ülkemizin bence sorunu bu. Çözülmesi gereken mevzu bu. Sürekli biz kandırılma ihtiyacı duyuyoruz yani. Bu her alanda böyle. Pohpohlanma ihtiyacı. Aynen, hani mitinge gittiğinde işte hangi parti olursa olsun o liderin seni kandırmasını bekliyoruz. Ya şey var i̇şte ya. Sanatçıların ama öyle. Ama şimdi buna mesela toplumun gözü önündeki sanatçıydı, politikacıydı onlar da yol açmış. Hani sanatçılar eskiden şey dermiş ya. Beni siz yarattınız sevgili izleyicilerim, sevgili dinleyicilerim. Allah Allah beni biz yarattınız. Yürüyün lan gidelim falan diye. Abi o kitle toplanıp da bir başkasını yaratmaya kalksın bakayım olmuyor. Tabii tabii. Ya o sende var ki sen oradasın. Aynen, yani aynen. Kitle de sana sahip olduğu için kendini şanslı hissetmeli. Aynen. Senin gibi bir sanatçısı olduğu için. Yani şimdi Sezen Aksu tamam dinleyenlere borçlu ama biz Sezen Aksu'ya hiç mi borçlu değiliz abi? Evet. Yani ne kadar çok şey verdi bize. Aynen aynen. Ne kadar çok anı yaşattı bize. Ne kadar hüzün, ne kadar sevinç, ne kadar çok şey yaşattı bize. Evet. Şimdi Sezen Aksu. Bu halk mı yarattı Sezen Aksu? Başka bir yerde olsaydı Sezen Aksu sanatçı şarkıcı olmayacak mıydı? Ya da halk olmasaydı şarkı üretmeyecek miydi? Ya da bir ressam. Onun için gelmiş resim ki. Resim yapmayacak mıydı? Dünyaya onun için geldi. Onun için geliyor dünyaya. Ben hep böyle yani çok acımasız ama işte Yıldız Tilbe olsun, Sezen Aksu olsun, Nazan Öncel olsun. Bu tür kadınların hani maalesef mutlu olma hakkı yok. Yani onlar aşık olup ayrılmalı ki bu ülkeye
kalıcı eserler bıraksın. Ne acıdır yani. Var, bazen halkın yarattığı insanlar da var. 8-10 sene gidiyor abi maksimum. 10 sene sonra bir daha esamesi okunmuyor işte. Bir kenara kaldırıp atıyorlar ama Ajda Pekkan yıllardır gidiyor. Yani bir sürprizimiz var. Ondan sonra senin çocukluğunu biraz konuşmak istiyorum. Sen bir köy çocuğusun. Evet. Köyde bir ev aldın kazandığın paralarla. İstanbul'da bir ev almadın falan filan. Onları konuşacağız ama bir güzel bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurunuz. İyi yayınlar diliyorum. Allah. Buyurun efendim. Bu sizi tanıyorum ben. Yanınızdaki şahsı çok severim. Ben küçüktüm. Annem babam onun oyunlarına götürürlerdi. Hayranıyımdır. Son oynadığı dizi hayvanla alakalı. Kertenkele sanırım. Kendisini tebrik ediyorum. Çok beğendiğim bir şahsiyettir. O yüzden bağlanmak istedim. Halka mal olmuş bir insandır. Evet, güzel. Mal olmuş. Niye gülüyor? Halka mal olmuş deyince yanlış anladı. Sizin ağzınızdan mal olmak bile gerçekten benim için onurdur Tuna Hanım. Ay teşekkür. Ay tanıdınız beni. Altta ismin yazıyor Tuna. Ne yazıyor? İsmin yazıyor altta Tuna Arman diye. Ay göremiyorum, sizi izleyemiyorum. Şimdi oyunumuz bitti, Gezde'den hareket edeceğiz. Keyifli bir oyun oynadık. Ne güzel ki sizin sesinizi duyuyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Tunacığım, özledik seni. Sen ne yapıyorsun? Hangi oyunda oynuyorsun? Kadın İsterse adlı İstanbul Jest Tiyatrosu'nda bir oyununda oynuyorum. Çok keyifli bir oyun. Dolaşıyoruz. Aralık'ta da İstanbul'da olacağız. İnşallah izlersiniz. Umut Bey'i çok severim. Patron Tolga Güleryüz mü? Evet, Tolga Güleryüz. Kaçın oradan, kaçın. Kaçın oradan. Şu anda böyle bana doğru sırıtıp el sallıyor. Şen şen. Tanırsınız değil mi? Evet. Tanımaz mıyız? Demet Erdi bana sallasın diyor elini. Tuna, bütün ekipteki bütün arkadaşlara selam söyle. Ben de bu sene oynayacaktım bu oyunda ama oynayamadım. Malum yoğunluktan dolayı. Sizin sanatsal çalışmalarınız çok yoğun. Ekrana ağırlık verdiniz. yani ne diyeyim. Oyunu kim yönetti Tuna? Efendim? Kim koydu sahneye oyunu? Müfit Kayacan koydu oyunu sahneye. Anladım, peki. Kendileri 10 yıldır oynamışlar, bizlere öğrettiler, biz de oynadık. İnşallah sizler de izlediğinizde beğenirsiniz. İzlemeyeceğim. Niye ki? Özel. peki. Ben izleyeceğim. Ama bir gün hep böyle insan konuşuyorsunuz. Bir gün hayvanlarımı alayım geleyim biraz da hayvan konuşun Cem Bey. Gel, sen bizi insan olarak mı sayıyorsun? Ya sen Cem Özer'e hani yakından baktın mı hiç? Hayır, baktım. Ben Cem Özer'le alakalı demedim. Halka yansıtıyorsunuz ya programlarınızı. Evet, tamam. O zaman diyorum, halka yansıtırken biraz da bizlerden, yani hayvanlardan bahsedelim. Tamam işte, bugün beni aldılar. Ne dediniz? Bugün beni aldılar işte diyorum, tamam. Seni o beslemiyor ya, saymıyor. Senle başladılar işte, bana geçtin devamına geçtin. Efendim şimdi geçtin seyirci diyor. Bilmez Tuna. Ne diyorsun? Tuna. Ne diyorsun Tuna? Tuna seyirci bilmez, bir açıklayalım. Efendim Tuna Arman böyle bir iflah olmaz hayvansever. Yani hayvansever değil, hayvanların içinde yaşıyor. Yürüyemeyen. Ne oldu o şey oldu değil mi? O öldü biliyorsun. Gitti. Evet. 16 yaşındaki kızım öldü. Yahu 16 yaşında bir tane köpek besliyor bu Tuna. Köpek yerinden kalkamıyor. Felç, çişini yapma. Bu kaldırıyor onu. Yürütmeye çalışıyor. Çünkü köpeği kaldırıyorsun duruyor. Ama yatınca bir daha kendi kalkamıyor. Bu belini oynattı yerinden. Hadi benim bantlar yapıştırıyor maalesef oralara. Helal bir şeyler olsun diyorum. Engelli hayvanlar bakıyorum. Önceliği engellilere verin diyorum. Eşya değil canlılar diyorum. Diyorum da diyorum. Ölene kadar da diyeceğim. Alın öpün kucağınıza sevin demiyorum ama yaşam hakkına saygı duyun diyorum. İyi. Peki Tunacığım. Çok teşekkür ediyorum canım benim katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. İkinizi de çok çok öpüyorum. Hayatımda herhalde bir ekranda bir televizyon kanalında... Bir televizyon kanalında olduğun için hiç görmediğim kadar Umut'a karşı kibar davranırken gördüm seni. Bu da normalde yolar beni kendisi öyle değil. Ampilim o benim, ampilim. Canım benim. Görüşürüz, selamlar herkese. Oğlana da selam söyle. Hoşça kal. Evet, sen köyde doğdun. Yani evet. Tam köyde doğdun mu yoksa köyde nasıl? Annem babam Ankara'da tanışıp evleniyorlar. Orada doğuyorum, kırkım çıkmadan İzmir'e geliyoruz. Orada Kurudere köyü var.
küçük bir köy. Babam orada çok zor şartlarda öğretmenlik yapıyor. Bir kısmı orada geçti hayatımı. Sonra İzmir Bornova Çiçekli Köyü'ne geldik. İşte 35 yıldır falan oradayız. O köydeyiz. O köy benim nefes aldığım yer, canım. İşte hani kendimizi bulduğumuz yerler var ya, anılarımızın olduğu yerler. Orası benim için özel bir yer. Annem, babam, ailem orada işte. Hala böyle millet daraldığında gider işte bir yerlerde bir şeyler içer arkadaşlar. Ha, ben köye gidip çapa yaparım. Ağaçlarımı budarım, gelirim falan, iyi gelir. Köy çocuğu olmak başka güzel bir şey ya. Tabi annemi de sen az çok biliyorsun nasıl bir kadın olduğunu. Evet. Nasıl büyüttüğünü bize. Gerçekten sevgi dolu bir annem vardı. İzliyorum bilmiyorum ama böyle severek, boğarak büyütmüşsün bizi. Şimdi anlattıracağım onları sana. Bir daha bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Bu arada diyor ki bak işte ya ben hani mesela sağ olsun beni takip etmiş. Diyarbakır'dan katılan Necdet Bey gayet güzel konuşuyordu. Niye tüm konuşma boyunca alaycı bir üslup kullandınız? O an içimden öyle geldi. Öyle konuşmak istedim. Her şeyi bir sorgulayıp her şeyi bizim istediğimiz gibi olması gerekliliğinden ben çok sıkıldım. Ben hiçbir şeyi bu kadar eleştirel ve bu kadar ya o niye orada öyle dedi. Şimdi bunun saçı da olmamış, makyajı da bir tuhaf. Zaten öyle de mi oturulur? Aynen de az önce bunu söyledik. Size alaycı gelmiş olabilir. Bana alaycı gelmedi o konuşma tarzı. Bana eğlenceli geldi. Yoksa çok ciddi bir hal alabilir o konuşmanın sonu. Ama eğlendiniz. Ben eğlendirmek istedim. Umut var çünkü. Bir beraberken çok eğlendiğimiz bir insan. Alay nedir biliyor musunuz? Ayrıca alaycılık da iyi bir şeydir. Ben kendimle de çok alay eden bir insanım. Az önceki telefonda da gördünüz evet, işte. Evet. Yani. Aslında mesela saygılı olduğun için de sohbet ettin yani. Onu mesela aman de kestirip atsan belki. O zaman belki bu eleştiri yerini bulabilirdi. Ama... Uçurdum seni. Hadi güle güle. Yani, alay etmek o. Evet. Yani telefon açan bir adama. Bayağı dinledik. Deyip kapatmak suratına telefonu. Bayağı dinledik. Keyifli de oturduk geçti. Dinledik yani. Evet. O da çünkü anladım ki zaten mizah anlayışı çok yüksek biri karşımızda. Evet, evet, evet. Tabii. Yani o da ciddi ciddi anlatmıyor ki. O da gırgır anlatıyor her tabii, şeyi. Tabii bayağı keyifliydi. Evet, şimdi bir reklam aramız daha var. Ondan sonra Umut'la kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Eyvallah. Efendim programımızda sonlara doğru yaklaşıyoruz. Çok güzel tweetler var. Bir tanesi diyor ki Hasan Karakaş. Konunuza selamlar, yaptığı işler hep tutan işler, başarılar, yolu açık olsun. Yalnız şeyi anlamadım, Ebru Durmaz demiş ki Umut Oğuz'la bir dizi projesinde yer alırsanız reyting korkunuz olur mu? Niye böyle bir reyting korkusu olsun seninle bir dizide rol alırsam anlamadım. Yani benim hayatımda hiç yani dert etmedim, korkum olmadı değil de dert etmedim. Yani oynadığım dizi reyting aldı mı? Bana ne kanal düşünsün, yapımcı düşünsün, ben alt tarafı. Benim derdim şu oldu. Hani oynadığım film iş yaptı mı? Gişe yaptı mı? Benim derdim şu. Ben iyi oynadım mı? Rolümün hakkını verdim mi? Seyirciyi izleyen kadar seyirciyi mutlu edebildim mi? Onları şaşırtabildim mi? Onlara farklı bir oyunculukta boyut getirebildim mi? Ya da sunduğum programlarda bir boyut getirebildim mi? Bununla meşgul oldum. Çünkü reyting benim işim değil ki. Reyting yapımcının işi. Çünkü ben tek başıma yapmıyorum ki o diziyi ya da programı ya da filmi. Çok kolektif bir iş bu ya. Yani o kadar çok parametresi var ki abi. Evet. Sen iyi oynarsın, görüntü yönetmeni kötüdür, yönetmen kötüdür, film kötü olur. Senaryo kötü. Genellikle bizde ama faturayı iş başarısız olursa oyuncuya keserler. Bir şans daha verirler. Bunun da dizileri tutmuyor kardeşim derler. Ama yapımcının tutmamış 10 tane dizisi vardır. 11.'yi yaptırırlar. Yönetmeni 11.'yi çektirirler. Senariste yazdırırlar. Genellikle başarılı olursa yapımcı en büyük payı alır. Benim yaptığım diziler işte böyle kardeş. Tutar der. Başarısız olursa da bu adamın da reytingi yok kardeşim. Derler. O kolay olanı. Şimdi, sinemada da böyle. Evet. Ben mesela birkaç tane filmde oynadım. Çok zor bir mevzu bu. Hani senaryoyu okuyorsun. Senaryo seni çok gıdıklıyor, heyecanlandırıyor. Şimdi ben artık 37 yaşındayım ve meslek hayatımın 15. profesyonel yılını devirdim. İlk sorduğum soru kim yazdı? Kim yönetiyor? Üçüncüsü de yapımcı kim? Şimdi bu üçlü sac ayağı doğruysa sonra zaten hani işte menajerim okuyor. Onlar güven telkin ederse bana geliyor iş. Ben hala oynadığım rol benim ihtiyacım olan bir rol mü? Yani bir challenge'ı var mı? Bir böyle bir
kendimle rekabet edebileceğim, hani başka bir yerlere uçurabileceğim bir karakter mi? Ona bakıyorum. O eyvallah, o başka. Ama mesela günümüzde, mesela sizin döneme göre, yani şu anda sinema filmi çekmek çok kolay. Sizin zamanınızda çok zordu. Sinema filmi çekmek olaydı yani, o magazinler, o şeyler, magazin dediğim kutular 35 mm falan çekiliyor. Şimdi abi 3 tane kamera bulan, bir tane hikaye bulan herkes sete çıkıveriyor. Ama işte yani bu... Bu mevzu şu zaten. Nicelik de niteliği kaldı ortada. Aynen. Şimdi filmi okuyorum, çok heyecanlanıyorum. Bu üçlüyü sorgulayıp, işte bir danışacağım insanlar oluyor. Emin olduktan sonra he diyorum. Yoksa abi her gelen filme, yani gerçekten bu akşam bana ciddi ciddi filmler teklif edildi. Şu anda bir senaryo okuyorum. Çok keyifli rol. Çok güzel başladı film. Ben izleye izleye okurum bir de. Bir de objektif okuruma, kendi rolüme yönelik okumam. Film bittiğinde o rol benim içime işlemişse zaten tam yandık. Yani orayla bir bağ kuruyorum. O yüzden emin olmadığım senaryoları okumamaya çalışıyorum bağ kurduğum için. Çünkü ben bir dramaturgum da aynı zamanda. Onu mutlaka toparlamam lazım. Sahnede kurgularını falan yönetmenle tartışmam lazım. E şimdi bunu çekmek marifet değil artık. Çünkü iyi yönetmenler, genç yönetmenler var. İyi senaryolar da var. Çünkü o kadar çok izledik ki. Yani şu sinema tarihine baktığında bugüne kadar o kadar çok film izlene izlene harmanlandı ve hatalar görüldü ki. Ama bütün bu genç yönetmenler, Umut son zamanlarda zaten bir komedi furyasıdır gidiyor. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnan 10 tanesinden 9'unda ben bir kere bile gülemiyorum. Sinemadan çok diziye benziyor formatlar, çekimler, renkler, planlar, çekim tekniği, senaryo yazılışı, dizi gibi böyle skeç güzel skeçler bir araya geliyor, bir omurgaya oturmuyor doğru düzgün. Hani dramaturji dedin, dramaturjinin o standart kurallarına oturmuyor bir türlü. Çünkü insanoğlu 2000 yıldır aynı şeyi seyrediyor. Ta Poetika'dan bu yana aynı şeyi seyrediyor. Aynı formülü izliyor. Bakıyorum aklına esen, aklına estiği gibi herkes kendini çok yetenekli, çok parlak, çok yani sanki o güne kadar hiç yapılmamış bir şey yapıyor zannediyor. Ya da benim bir formülüm var, onların bir o formülü uygulayalım, o reçeteyi uygulayalım falan, biz de iş yaparız. Böyle birbirinin kopya. Bu sene mesela film çekme üzerine çekilen filmlerin sayısı 8 midir, 10 mudur, nedir? Evet. Bizim de filmimiz, figüran film giriyor vizyona. Sektör, aslında sektörü anlatan bir film diye bir kaygılandım. Fakat onu iyi kotarmışlar. Ben o yüzden hani keyifle oynadım. 28'inde giriyor vizyona. 26'sında galaya davetlisin ama sana gönderdiğim mesaja güzel bir tepki geldi. Sen de programı sunarsan ben gider. Programı sunarsan galaya gelirim dedin. Harikaydı. Bu da ihtiyaç. Ama dediğin gibi abi, komedi dili başka bir dil ve hani her sulu zıtlak yapılan şey komedi değil. Ben şunu anlatmaya çalışıyordum az önce. Sinema artık öyle bir durumda ki güçlü olan kazanıyor. Çok zor yani, %1 ihtimal bir filmin işte milyonu geçmesi. Çünkü seyirci bunu bilmiyor. Bir film var, adam 50 kopya girebiliyor. Bir film var, 350 kopya giriyor. Hayır yahu, bir de yani bir film 300 bini, 400 bini, 500 bini buldu muydu? Tamam, iyidir. Yani ya 200 bin de kar eden de var. Sayılır. Evet, evet. Anladın mı? Bu böyle bir, herkeste bir milyonu geçmeyince bir mutsuz olmalar, bir şeyler böyle. İyi ki bir Recep İvedik 6 milyon, 7 milyon yaptı. İyi ki 3-5 tane film. Olacak yani. Şimdi Titanic'te baktığın zaman Batı'da acayip bir gişe yaptı. Şimdi her Hollywood yapımcısı Titanic'i mi hedefliyor film yaparken? Ha, değil. Öyle saçma şey olur mu abi? 300 bin, 500 bin. Kurtardın mı filmi? Kurtardım. Tamam, bitti. Yani gerisi... Bir tane daha film çekme şansım var. Şansım ve daha var. İyisini yapma Niye şansım herkes var. Niye herkes bir rekorun peşinde koşuyor? Ya o kırdı, ben de onun rekorunu. Cem mi daha çok, ben mi daha çok, o mu daha çok? Ya bırakın, bu spor değil bu. Yani atletizm değil yani. Evet. Yarışmayın. Kendinizle yarışın, her zaman birinci o gelirsiniz derdi sinema, Müjdat. Aynen. Evet. O sinemanın naif çizgisi de kayboluyor böylece. Tabii. Yani mesela şimdi tasvip edip etmediğimden de yanlış anlaşılmasın. Mesela Recep İvedik'in çizgisinden gitmeye çalışan bir sürü film var. Belaltı, Argo. Hani bu zaten onunla tutmuş. Sen başka bir dil yarat. Mesela başka bir kulvara gir, oradan yürü. Çünkü komedinin bir sürü alanı var. Mesela durum komiğinden yola çıkıp iş yapan yok. Ben mesela şey söylüyorum. Geçen bir arkadaşımızın filmine gittik. Çok keyifliydi film. Güldük, eğlendik. Tek farkı küfür rahat
rahat rahat küfür edilmişti. Yani doğru yerlerde küfür edilmişti. Ben şunu sordum. Ben realist, gerçekçi bir adam. Şimdi kıvıramam. Evet çok başarılı diyorlar. Ya, gerçekten çok keyifli bir filmdi bilmem ne falan. Film güzel, eğleniyorsun ama televizyona koy, orada da yayınlanır. Ve şunu sordum. Seyirci ol, empati yap. Her akşam televizyonda gördüğün adamları, bedava gördüğün adamları para verip izlemeye gider misin aynı performansıyla? Gitmezsin. Bir de yani ben şunu öneririm insan. Sinemada sinemada izlenir. Ya para verip gittiğin zaman televizyondan farklı olmalı. Evet, farklı olmalı. Bir şey o sinemanın büyüsüne kapılmalısın. Bak şimdi televizyonda izlediği adamları farklı bir şekilde tiyatroda izlediği için mesela seyirci tiyatroya gitmeye başladı. Evet. Çünkü başka bir şey görüyor orada. Başka bir şey görüyor, evet. Orada. Canlı görüyor. Ya bak, tipini değiştirmelisin. Başka bir karakter oynama. Oyuncunun mükellefiyetleri de çok ağır. Televizyonda oynadığı rolün, tipin, tavrın aynısını sinemada oynuyor adam. Abi sen zaten bunu yıllarca bedava arz etmişsin. Bu niye adam niye? Eşyanın tabiatına aykırı. Bir de yani kendinle hiçbir rekabetin yok yani. Hiçbir sıkılma. Evet ya. Bir de başka bir şey yapmayı denedin. Sinemanın öyle bir şansı bunun da var yani. Oyuncu ya. Olunur. Yoksa evet. Banka memuru olmak daha heyecanlı abi. Her gün saat 9.30'da bir başkası geliyor karşına. Başka bir şey konuşuyorsun en evet, azından. Başka bir şey oynuyorsun. Telefonumuz mu var Burcu? Tamam peki. Bağlanalım bakalım. Zaten programın da sonuna geliyoruz. Alo. 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 Buyurun. Merhabalar Cem Bey. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz eyvah. Ejder Bey, siz de bu akşam katılmakla ne kadar beni kıvandırdınız anlatamam. Ejder Bey, insanlar bu telefonları şey zannediyorlar, kurgu zannediyorlar, öyle tweetler geliyor. İstanbul'un neresinden arıyorsunuz Ejder Bey? Ben bunu paylaşmak istemiyorum. Herhangi bir semtimize bu popülaritenin mal olmasını istemiyorum Cem Bey. Anladım, yani siz söyleyince o semt çok popüler olacak. Herkes oraya mı taşınacak? Ya bilmiyorum. İşte o semtler hakkında spekülasyonlar yapılsın istemiyorum. Evet. Zaten benim konuşmak istemiyorum. Ben sizi konuşmak için aradım. Konuşacaksanız kapatalım. Bir de fırça yedik. İyi mi akşam? Yani nedir bu benim başıma gelen? Efendim buyurun. Programı izliyorsunuz başından beri. Ne konuşmak istiyorsanız buyurun. Sizi dinliyoruz Ejder Bey. Öncelikle size karşı fikirlerim değişmedi. Hala sizi sevmiyorum. Efendim? Size karşı fikirlerim değişmedi. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hala sizi sevmiyorum. Peki mazoist misiniz? Sevmeye zorla mı izletiyor? Biri silah mı tutuyor başınıza? Evde bağlıyorlar mı? Anlamıyorum. Niye izliyorsunuz? Bunu sizinle soracağım. İstediğimi izlerim. Özgürüm ben. İyi peki, ama beni sevmiyorsunuz. Sevmemeye devam edin. Siz her akşam izleyin de sevmemeye devam edin. Peki bir şeyler öğreniyor musunuz programlardan? Ufkunuz gelişiyor mu? Programınızı çok seviyorum. Çok beğeniyorum. O ayrı. Programı beğeniyorsunuz ama beni beğenmiyorsunuz. Tabii programı benimle beraber 78 kişi yaptığı için burada. Ekrana yakışmıyorsunuz Cem Bey. Ne yapabilirim? İzlemeyin. Sadece sesini dinleyin. Radyo programı yapın. İnanın bakın, konuk bile olurum. Ben de aldım. Siz de konuk oldunuz. Peki. Neyi mi yakıştıramıyorsunuz ekrana benim? Bilmiyorum. Ne tipolojinizle tavrı çok agresifsiniz. Geliyorsunuz beni. Ben mi agresifim? Evet. Zaman Okan Bayülgen'i nasıl buluyorsunuz? Benim çok sevgili arkadaşım. O Diyarbakırlı çocuğa nasıl bağırdınız öyle? Alay ettiniz o çocukla. Doğru söylemişler Twitter'da size. Bak bir şey söyleyeceğim. 4 dakika önce, sizden 4 dakika önce Sinan Özsan ben Ejder'i özledim demiş. İşte programımızın faydası. Ay, kalp kalbe karşı. Kalp kalbe... İnanın o programdan ayağınızı bir gün kaydırırsan şaşırmayın Cem Bey. Bak diyor ki yayın hakları artık telefondaki konuğun olmalı bence, kendi ayağına sıktın o derece diyor yani. Ay doğru söylemiş, ben de katılıyorum, altına imzamı atıyorum. Hayır, sizi kastetmiyor Ejder Bey, Necdet Bey'i kastediyor. Şu anki ifademi görseydiniz gerçekten... Ya bir şey söyleyeceğim. Beni tip olarak ekrana yakıştırmıyorsun. Agresif buluyorsun. Ben de diyorum ki sevgili arkadaşım Okan Bayülgen hakkında ne düşünüyorsun? Onu ekrana yakıştırmıyorum. Onu hiç çekemiyorum. Ay yalancı entelektüel. O tipler, o hareketler, kıvırlar. Yok bir dakika onu şimdi. Bak hakarete girmeyelim burada olmayan bir insan için. Kaldıran ki. Sahte entelektüel dedim. Bir şey demedim o. Ha. Ne dedim?
ne anladınız? Sevmiyorum takımlarını böyle hani böyle konuşuyor. Zaten konuşuyor ya böyle insanlara böyle üst perdeden sorular falan. O konuda mesela sizin elinize kudret yemez. Onu söyleyeyim, açık söyleyeyim. Anladım. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Siz nasıl erkek aman kadınlardan hoşlanıyorsunuz? Yani tip olarak bir tipolojiniz var mı? Beni yakıştıramadınız da ekrana. Madem beni bir erkek olarak beğenmiyorsunuz, ben de hani bir nasıl insan yani hoşlanıyorsunuz? O aradaki varoş esprinizi kaçırmadım değil. Ben kadınlardan hoşlanıyorum. Bir heteroyum bu arada. Ben bir şey demedim. Evet, demediniz. Benim üzerimden konuştuğunuz için. Benim üzerimden konuştuğunuz için. Efendim? Benim üzerimden konuştuğunuz için bir an dilime öyle sürçtü geldi. Evet, o dilinizin ben gerçekten kimliği olmadığına inanıyorum. Ben saproseksüel bir insanım. Zekadan etkileniyorum. Zeka seviyorum. Zeka bakımından da mı ekrana yakıştıramadınız beni? Evet, ben zekanızı seviyorum ayrı. Bakın ayrı. Ya her şeyi seviyorsun da neyimi sevmiyorsun onu anlayabilmiş değilim. Bunu mu sevmiyorsun? Zeki olurdun. Sevmediğin kısım şu mu? Surat mı? Bakışlarınız deli deli, kuruşunuz, tavırlarınız bir garipsiniz. Zaman zaman yükseliyorsunuz. Korkuyorum ayol. Ya korkma, bir şey yapmam. Buradan gelip de eve girip seni yolacak halim yok. Geçen rüyamda gördüm ben sizi. Hayırdır inşallah. Kabus olmasın mı? Var ya arka filmi. Hani ekrandan çıkıyor ya o kız. Allah canım artık öyle çıktınız. Evine geldiniz. Ne filmi ne filmi? Kafanıza toprağa koydum, bayıldım. Ne filmi? Orada kaldınız bir de, bir süre kaldınız biliyor musun? Uyanana kadar orada kaldınız, ödüm koptu. Salona gidemedim sabah. Anladım. Filmin adı ne dediniz? Halka halka. Siz iyi bilirsiniz. Manidarmış ismi, neyse. Peki programla ilgili bugün izlediniz, yavaş yavaş kapatacağız. Evet. Söylemek istediğim programı çok beğendim. Yine bir sürü konu tartıştınız. Oradan oraya uçlardan uçlara gidip geldiniz. Çünkü böyle konuları biz bulamıyoruz maalesef. Artık her konu tartışılamıyor ekranlarda. Bu konuda programın hakikaten çok verimli oluyor. O arkadaşlar onu hiç göstermeyin. Umut Oğuz'u hiç görmek istemiyorum. Çünkü hani size tahmin edemeyim, onu hiç kaldıramam şu an. Dizisinde başarılar da... Onu da mı beğenmiyorsunuz? Efendim? Onu da mı beğenmiyorsunuz? Yani bilmiyorum, görsel olarak... ya iyi oyuncu ayrılığı ama ne bileyim, sizin kadar olmasa da çok fazla görmek istemiyor, ne yalan söyleyeyim. Ama bu dizide performansını beğeniyorum, takip ediyorum. İnsanlar da diziden korkuyorlar. Ben çok muhafazakar bir kişilik değilim kendim ama o kadar da korkulacak bir iş değil. Bence gayet eğlenceli bir iş. Bu havadan nem kapanlara kapak olması mahiyetinde güzel olmuş bir iş. O yüzden ne bileyim, iyi olan işleri taşlamak yerine önce alkışlamayı öğrensek, değil mi? Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Ejder Bey? Tetik ameliyat olmanızı tavsiye ederim, biraz daha güzelir. Olur. Aslında karşıyım öyle şeylere. Ama sizi kırmayacağım. İnşallah olurum. Bir yerlerimi aldırırım. Yarın akşam Ejder Bey ara sıra arayın. Bakın seyircimiz özlüyor sizi. Yarın akşam Gani Müjde, benim gene sevgili arkadaşım, başarılı yapımcı, yazar, yönetmen Gani Müjde arkadaşım konuğum olacak. Cuma günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu olacak. Onu biraz sarsacağız. Ara ara katılın, yani iyi oluyor. Ben de bir soluklanıyorum. Yani siz beni her ne kadar sevmeseniz de ben sizi vallahi seviyorum. Tanımadan seviyorum yani telefondan. Ben seviyorum böyle insanları. Özgün insanları seviyorum. Zaten rejideki arkadaşlarıma da söylüyorum. Ne olur bana özgün insanları. Oturun bir başta bir konuşun. Böyle renkli, gürül gürül akan insanları bağlayın. Öbür türlü çünkü daha nasılsınız? İşte programınızı çok beğeniyorum. Siz de şahanesiniz falan. Gitmiyor. Yani
Böyle hakikaten olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizi sevmesem de saygım bakiyedir. İnsanlar birbirini sevmek zorunda değil ama saygı baki kalmalı. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Rica ederim. Rica ederim. Efendim bakın diyor ki Sinan Özkan, ben Ejder'i özledim demiş. Ondan sonra da diyor ki keşke başka bir şey dileseydim Tanrı'dan diyor. Nermin Hanım da demiş ki ben de demiş onun üstüne. Aha da çıktı diye. Hakikaten yani bunları Ejder'i bağladıktan sonra Umut şey yaptım, okudum. Ben de daha önce dinledim. Ejder enteresan birisi ya. Çok. Sen izliyorsun programı. Ne diyorsun? Ejder'i ben çözemedim. Abi şey mesela önce oynuyor mu yoksa gerçekten mi öyle davranıyor? Oynuyorsa da helal olsun yani. Bilmiyorum ben. Ya telefonu zannetmiyorum çünkü. Ya telefonu açın, oynayın. Mesela o bir tane yetenek yarışmasına girememiş bir adam vardı. Abi sen arkadaş, ama dinlet geçirdin o gün, hatırlıyorum. Dedim ki ya al sana fırsat, yap diyorsun, yapmıyor. Yapamıyor. Ya oyna işte. Atıyorum Ejder oynuyorsa da helal olsun. Ya bana fırsat vermiyorlar. Nahan fırsat sana diyorsun. Hala dedikodu yapıyor. Yani sen ne diyorsun? Oynuyor mu gerçekten bu Ejder? Ben ilk duyduğumda bir kere denk gelmiştim. Sana bir salladı bayağı. Eyvah dedim. Beni kızdıracağını zannediyor öyle. Eyvah dedim ama ben seni tanıdığım için biliyorum. Ama şey bilemiyorsun hani dozunu ne kadar ileri götüreceğini. Tabii. O enteresan. Şimdi aslında saygılı ve okumuş da bir adam. Farkındaysan. Bir yere kadar geliyor. Bence nerede duracak? Evet, ihtiyacımız olan insan işte. Evet. Yani birini benim böyle insanlar etrafımda var çok şükür. Seni doğru yönlendiren aslında böyle insanlar. Şat diye yüzüne söyleyen, önce böyle duygusal tepkini verdiğinde kabul etmeyip mantık boyutuna geçtiğinde haklı bulduğun insan kitlesi bunlar ve çok az var. Evet. Çok az var ve bizim süremiz de doldu mu? Bitti. Vallahi mı? Ne çabuk bitti, ya. Bitti vallahi. Bir şeyler söylemek istiyor musun? Yani kebaptı, pide. Ortaya karıştı. Öyle bir tonladım değil mi? Bir şeyler söylemek ister misin? Öyle bir söyledin ki. Valla biz artık günümüzde iletişim çok kolay. Ben Umut Oğuz, işte Umut Altire Oğuz Twitter'dan, işte Facebook'tan, Instagram'dan, her yerden insanlar ulaşıp bana fan sayfalarımız var. Oradaki yorumları da dahi adminim var, eksik olmasın kardeşim, bana oradan destek veriyor. Her türlü iletişim yolu açık. Ve biz artık eskiye nazaran çok daha açık büfeyiz. Evet. Her türlü bize ulaşıp takip ben de edip... Seninle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Ne olur şu konuştuğumuz şeyleri hallet ve gel bize bir talk show yap. Ne kadar beni bu işin duayeni kabul edersiniz etmezsiniz bilmiyorum ama ortaya zırt pırt talk showcu diye çıkardıkları adamlardan hiçbir şey olmaz diyorum. Olmuyor da ben bir tane adamdan eğer bugün benden sonra işte Beyazıt'tı, Okan'dı, hala onlar var ve bir üstüne biri daha ilave edilmediyse danışılmadığı içindir efendim. Ama ben iddia ediyorum ki Umut Oğuz talk show yaparsa çok başarılı olacak. Ona da söyledim zaten şu hazırlıklarını yap, gel burada başla diye. İnşallah seni yakın zamanda talk showcu olarak da ya bu, görürüz. Benim niye tüylerim diken diken oluyor? Biz çocukken... Bizim jenerasyon bilir yani o CCC Mözer diye bana bir sürü mesaj geldi. Hayal ederek izlerdik. Mesela o jenerik girdiğinde senin o perküsyonlarla falan bir jeneriğin giriyordu. Evet. O neon ışıklar falan tırı o zaman takatak, tırı bir sürü şey ilk defa gördük. Seninle gördük. Yani ben şaka maka tamam arkadaşımız dostumuz eyvallah da ilk defa senin programına konuk oluyorum. Biz ilk defa kamera önünde seninle beraberiz. Yani 37 yaşında çocukken seni izlemiştim. Şu anda seninle karşılıklı konuk olmuşum. Bu başka bir duygu boyutu. Bunu empati yapanlar, benim jenerasyonum işte o dönemi yakalamış olanlar bilir. Bunu senden duymak benim üstümdeki baskıyı ekstra arttırıyor. Çok isterim. Hadi o zaman yap. Sen istiyorsan bir şey yaparsın. Çok isterim gerçekten. İnşallah nasip olur da yaparsak ekibimiz de var. Yaparız inşallah bir gün. Efendim süremizi oldukça aştık. Çünkü genellikle konuk varken telefon bağlamıyoruz ama konuğum böyle konuşkan olunca telefon bağlayalım bugün dedim. Siyasetçiler çünkü bazen çok istemiyorlar. Çünkü sorunun ne geleceği belli olmaz diye. Biraz süremizi aştık. Sizden benden sonraki programdan, yayındaki arkadaşlarımdan, herkesten çok özür diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Eğer masalları, ninnileri değil de bizi izlediyseniz, kurta rağmen, ya belki de yoktur, belki de baş ederim deyip de sürüden ayrıldıysanız,
Yani artı birseniz artı bir sizsiniz, bizim için artısınız. İyi akşamlar. İyi akşamlar.